Efendim haftanın son gününden, cuma gününden, Kanal 23 ekranlarından selamlar, sevgiler. Melisa ile Yaşama Daire hoş geldiniz. Ekstrem bir programla karşınızdayız. Yamaç paraşütünü işleyeceğiz. Bilemiyorum sizlere ama ben şahsen yüksekten korkuyorum. Bu sporu yapabilir miyim diye şöyle bir düşünüyorum. Bakalım bugün ben de irdeleyeceğim. Şöyle bir düşüneceğim. Acaba bu sporu artık yapabilir miyim diye. Yamaç paraşütü nedir? Bunu konuşacağız. Tehlikeli midir? Şu anda çok fazla ilgi var. Bu ilginin sebebi nedir? Güvenli midir? Nerelerde yapmak lazım? Hangi hava koşulları, hangi şartlar bu spor dalı için uygun? Bunların hepsini konuşacağız. Sizlerin de muhakkak sorularınız vardır. Sorularınız dışında görüşleriniz de varsa 0536-094-6720 hattımızı kullanıp yollayabilirsiniz. Güzel bir program sizi bekliyor. Bugünkü konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Kenan Şaksu, kendisi Elazığ Sportif Havacılık Kulüp Başkanı, ayrıca sosyal bilgiler öğretmeni. Fatih Aydoğan ise beden eğitimi öğretmeni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kenan Bey ile başlayalım. Evet. Kenan Bey, sizi birazcık tanıyalım. Adım Kenan Şaksu. Evet. Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Elazığ'ın güzel köylerinden Şahsuvar'da. Aynı zamanda Elazığ Sportif Havacılık Kulüp Başkanıyım. 2016'da kurduğumuz kulüp başkanıyım. Bu spora gönül verenlerdenim. Bu sporu çok sevenlerdenim. Her hafta sonu zaman ayıranlardanım. Tabii bunu mutlulukla yapıyorum. Aynı zamanda öğrencilerime de aşılıyorum. Bu yolda ilerliyorum. Ve tandem pilotuyum. Ne pilotu? Tandem. İki kişilik yamaç paraşütü oluyor. Evet, evet. Tandem pilotuyum. Yaklaşık 6 senedir. Bu spora 2003 yılında başladım. Ve aralıksız devam ettim. Evet, çok güzel. Bu seviyelere geldim yani. Şu anda aslında hemen hepimizin, yani benim gibi yükseklik korkusu taşıyan birçok insan vardır. İlgimiz var ama cesaretimiz yok. Bakalım bu programda belki cesaretimiz de yerine gelecek. Belki de denemek lazım. İnşallah. Evet. Evet. Fatih Aydoğan, Fatih Bey'i de tanıyalım. Evet, ismim Fatih Aydoğan. İstiklal Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeniyim. Ayrıca Elazığ Sportif Havacılık Kulübü'nün yönetimindeyim. Kenan Başkanımızla beraber. 6 yıldır beraber bu işi yürütüyoruz. İşte gerek single olsun, yani tek kişilik, gerekse tandem olsun, bu uçuşlara devam ediyoruz. Başkanımızın da dediği gibi bir kulüp kurduk. Bu yolda ilerliyoruz. Amacımız Elazığ'da bu yamaç paraşütünü tanıtmak, insanları uçurarak güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Yani böyle devam ediyoruz. Seyircilerimiz, merak eden seyircilerimiz vardır mutlaka. Size ne şekilde ulaşacaklar? Elazığ Sportif Havacılık Kulübü Instagram adresimiz var. Evet. Bu Instagram adresimizde başkanımın da benim de telefon numaraları var. Oradan bizi takip ederlerse Elazığ Sportif Havacılık Kulübü Instagram adresimiz. Oradan bizi takip edip her türlü ulaşabilirler. İşte yani illa uçmak değil. Hani hocam bir gelip izleyelim. Mesela biz en çok bundan da yakınıyoruz. Hani olabilir, insan korkar, uçmayabilir ama bu bir yamaç paraşütü sporu, bu değişik bir dal. Oraya gelip bizi izleyebilirler, o gün bizimle zaman geçirebilirler, bize katılabilirler. Yani her türlü sorularını sorabilirler. İnanın ki oraya gelip bizi izledikleri zaman, hani çok korkuyorum, işte 5. kattan aşağı bile bakamıyorum diyen insanlar bizimle beraber uçtular. Bunlar olabilir yani, bu gibi şeyler. Böyle tavsiye ediyoruz yani kendilerine. Evet. Kenan Bey, tekrar size dönecek olursam, kulübünüzü kurma aşamanızdan biraz bahsedelim. Evet. Öncelikle 2006 yılında öğretmen olarak Erzincan'a atandım. Erzincan'da bir 6-7 senelik uğraşlarımdan sonra, hem öğretmenlik hem de yamaç paraşütü kısmıyla uğraştıktan sonra Elazığ'a geldim. Bu işi Erzincan'da geliştirmiştik. Büyük bir ekibimiz de vardı. Elazığ'a geldiğimde dağların, açık söylemek gerekirse, boş olduğunu gördüm. Özellikle Hazar Baba Dağı'nın. Bakıp duruyordum, buraya bir şeyler yapmak lazım ki kendi malzemem de vardı. Bir arkadaş vardı, sağ olsun Veli abimiz. O bana ulaştı. İşte bir şekilde oturduk, ne yapalım, ne edelim. Dedim bir kere Elazığ'da kulüp yok. Dolayısıyla yani öğrenci yetiştirsek bile hangi isimde yetiştireceğiz? Sonra Elazığ Sportif Havacılık Kulübü'nü 2016 Mart ayında kurmaya karar verdik ve kurduk. 2016 Mart. Evet. Kurduktan 2-3 hafta içinde kurs açmaya karar verdik. Çünkü Elazığ'da kimse yoktu.
sadece tepeleri Diyarbakır'dan gelen birkaç tane abimiz varmış. Onlardan sadece haberdardık ama tanışmıyorduk. Kursumuzu açtık. Önce bir zorlandık. Çünkü Elazığ'da 98'lerde yanlış hatırlamıyorsam, ben o zaman tabii bu sporla alakalı değildim. Bir iki ölümlü kaza olmuş Fırat Üniversitesi'nin havacılık topluluğundan. Ondan sonra topyekun kaldırmışlar Elazığ'da bu olayı. Tabii biz geldikten sonra şöyle söyleyeyim. O zamanın şartlarıyla, o zamanın malzemesiyle günümüzün malzemesi aynı değil. Aynı güvenlikte değil. Böyle olunca biz kendimize daha bir güvenerek atılgan olmaya başladık. Ve 7 kişilik bir kurs ekibimiz oldu, kurs yer ekibimiz. Bu 7 kişilik ekipten 3-4 kişiyi çekebildik, devam ettirebildik diyelim. Diğerleri uçmadılar, malzeme almadılar. Sonra sayımız 5'e çıktı. Sonra bir kurs daha açalım, bir kurs daha açalım derken 4. kursumuzu açtık. 4. kursumuzu açtıktan sonra elimize böyle bir baktığımızda Elazığ'da şu anda tepelerde uçan 15 kişi var. Bu 15 kişinin 3 tanesi tandem pilot. Tandem pilot dediğim 2 kişilik. Ya bunlar tandem pilot olabilmek için bayağı ileri seviye tekli uçuşunun olması gerekiyor. Öyle hemen başlangıç eğitimini alıp bir ay sonra tandem pilotluğu olmuyor. Çünkü başka kişinin sorumluluğunu alıyorsunuz. Önünüzde biri oturuyor ve onu uçuruyorsunuz. Böyle oldu. Şu anda dediğim gibi tepelerimiz boş kalmıyor. Ve Elazığ bu konuda Doğu Anadolu bölgesinde önemli illerden biri. Uçuş kalitesi olsun, tepenin güzelliği olsun, Hazar Baba'nın güzelliği olsun. Bunlar bize hep artı özellikler. Kulübümüzün resmiyeti var. Kulübümüz Türkiye Hava Sporları Federasyonu'na bağlı. Aynı zamanda ben de Hava Sporları Federasyonu Elazığ antrenörüyüm. Kulübümüz aynı zamanda Türk Hava Kurumu'na da bağlı. Türk Hava Kurumu'yla alakalı bir protokolümüz var. Kurslarımızı birebir Türk Hava Kurumu'yla ya da federasyonumuzla birlikte götürüyoruz ve devam edeceğiz. En son kursumuz yarın başlayacak. Hatta buradan kursiyerlerimiz eminim bizi izliyordur, neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için. Yarın onlarla tanışma fırsatı bulacağız. Kurslarımızdan biraz bahsedelim. Yeri gelmişken kaç saatten oluşuyor mesela? Şimdi şöyle, 12 saat teorimiz var. Bunu 6-6 2 güne yayıyoruz sınıf ortamında. 2 gün yer çalışmamız var. Yerde simülasyon dediğimiz, paraşütü takıyoruz. İşte kuşamları giydiriyoruz kursiyere. Koşturuyoruz, tepesine getiriyor. Sonuçta yamaç paraşütü koşarak başlayan bir spor. Bu 2 günü de tamamladıktan sonra kursiyerlerimizi 30-60 metre arasındaki tepelerden hafif hafif uçurmaya çalışıyoruz. Yani ayakları yerden kesilecek iniyorlar diyelim. Hani ilk etapta yüksek tepelerden uçuramayız. Eminim korkacaklardır ve direkt bırakacaklardır. Hafif hafif alçaktan yükseğe doğru gidiyoruz. İlk 6-7 uçuşunu bu 30-60'lıklardan uçuruyoruz. Daha sonra geriye kalan 12 uçuşun geriye kalanını da 150 metrelik tepemiz var burada Keban yolunda. Oradan uçuşlarına devam ettirip 50-60 uçuşa gelene kadar Hazar'a götürmüyoruz. Çünkü Hazar 800 metre. Hazar'da çok yüksek geliyoruz. Yüksek geldiğimiz için de kursiyer panik yapar ve korkar. Bu uçuşlar bitiyor mu, orada duruyor mu? Hayır, durmuyor. Bizim kulübe üye oluyorlar, Elazığ Sportif Havacılık Kulübü'ne. Ondan sonra bizimle birlikte sürekli uçuşlara katılıyorlar ve kendini geliştiriyorlar. Bu sayede yetiştirdiğimiz bir sürü öğrencimiz var ve devam ediyoruz. Kulübünüz kaç kişilik şu anda? En son üye sayımız kaçtı? Yani şu an 19 kişi kulübümüzde. Tabii bunların hepsi uçmuyor. Yani çünkü bizim spor biraz pahalı bir spor. İnsanların bu sporda en fazla şikayet ettikleri bu. Pahalı bir spor olması. Nasıl mesela bizim pahalı? Malzemelerimiz pahalı. Hmm. Yani bir halı saha maçını yapmak isteyen birisi, bir futbol sporunu yapmak isteyen birisi gidip bir halı sahada topunu güzel oynayıp halı saha parasını verip akşam evine gidebiliyor. Ama bizde malzemeler yurt dışından geldiği için o malzemeler çok pahalı. Ve bu malzemelerin bir ömrü var. Yani alıyorsunuz. İşte mesela yarışma kanatları saat 200 saat sonra o malzemeyi
çöpe atıp tekrar bir malzeme almanız lazım. Veya işte çift kişilik tandem bir paraşütünüz varsa 1000 defa, 1000 sorti işte 900 sorti, 1000 sorti, 1000 defa uçtuktan sonra bu malzeme de çöp. Onu da kaldır at, tekrar git bir malzeme al. Ve bunun Türkiye'de üretimi yok. O yüzden yurt dışından geldiği için bu malzemeler çok pahalı. Yani hocamın da dediği gibi biz çok kurs açtık, çok kişiye eğitim verdik. Yani şu an bir 10-15 kişi uçuyoruz ama yaklaşık bir 50 kişiye bir eğitim vermişizdir. Ama insanlar bunu devam ettirememesindeki en büyük sebep malzemenin pahalı olması. Şimdi bu işe gençler hevesli. Gençlerimiz de yaklaşık bir 10 bin lira, 8 bin lira hani verip bir malzeme alıp uçamayan arkadaşımız çok oldu. Yani bu yüzden sporu bırakan, yani eğitimden sonra devam etmeyen arkadaşlarımız oldu. İşte bu malzemeler tabii ki kulübümüzün malzemesi olsa veya işte bizim gibi kulüpler çoğalsa, bu kulüplere yardımlar olsa, bu kulüpte malzemeler olsa inanın ki bu spor Elazığ'da daha çok gelişecek. İşte mesela Elazığ'da bir tane arkadaşımız vardı, yarışmalara gidiyordu. Yarışma pilotu bir taneydi, o da şimdi gidemiyor malzemelerden dolayı. Yani gidip Elazığ'ı yarışmalarda böyle temsil edecek, Elazığ'ımızı tanıtacak sporcular maalesef ki yetişmiyor. İşte bu maddi imkansızlıklardan dolayı, yani biz kulüp olarak elimizden geleni yapıyoruz aslında. Biz eğitim veriyoruz, dışarıdan hoca getirip belgeli eğitim verdiriyoruz. Yani ama işte dediğim gibi eğitimden sonra malzeme alamayınca bu işte malzeme olmazsa olmaz. Yani yamaç paraşütü malzemeniz olmazsa gidip, çünkü diyelim bir tane olsun, üç kişi uçsun gibi olmuyor. Kilo limitleri var. Hani herkesin kilo limitine göre, herkesin seviyesine göre. Kenan Başkanımızın uçtuğu paraşüt ayrı. Seviyesi yüksek yarışma paraşütü. Benimki onun bir altı. İşte başlangıç eğitiminde uçacak arkadaşımızın malzemesi daha farklı. Başlangıç seviyesindeki bir malzeme olması lazım. Yani bu tür problemlerden dolayı aslında biraz sporcu biz yetiştiremiyoruz. Bir de ben mesela, gerçi çok ilgili değilim açıkçası ama ilk defa duydum. Yani sizlere konuk alacağım zaman Elazığ'da böyle bir aktivitenin olduğunu, hani sizlerin bu işi yaptığınızı ilk defa duydum. Belki biraz da halkımız duymamış da olabilir. Yani, sayının az olması belki bundan kaynaklanıyor da olabilir. Aslında birazcık da doğru. Kendimizi çok fazla şey yapamıyoruz. Hani bu sadece bizle alakalı değil aslında. Yani bunu nasıl duyuracağız kendimizi? Ben mesela bazı arkadaşlarla konuşuyorum, yeni tanıştığım arkadaşlarla. Diyorum ki biz yamaç paraşütü yapıyoruz diyorum. Bana inanmıyor. Dalga geçiyorsun diyor benimle. Yok valla canım, böyle bir kulüp var, biz uçuyoruz, bak gelin siz uçuyorsunuz falan. İnanmıyorlar. Telefondan videoları, fotoğrafları gösteriyorum. Aa diyorlar, Elazığ'da böyle bir şey mi var? Yani insanlar biraz, hani ne bileyim, çok şey tanıtamıyoruz herhalde yamaç paraşütünü. Yani yamaç paraşütü aslında baktığın zaman yani tanım olarak uçmanın en ucuz, en kolay ve en hafif yolu. Yani uçmanın bir çok... En güvenilir diyebilir miyiz? Bunu da ekleyebilir miyiz? Şöyle, en güvenilir aslında uçmanın hepsi güvenilir. Yani bir uçak firmasından bilet alıp buradan Ankara'ya uçtuğunuz zaman da uçuyorsunuz. Bir planörle de uçtuğunuz zaman uçuyorsunuz. Veya çok zenginsinizdir, kendinize bir jet alırsınız, onunla da uçarsınız. Veya ne bileyim, yelken kanat var, serbest atlayış var. Bizimki yamaç paraşütü dediğim gibi uçmanın en kolay, en hafif ve en ucuz yolu. Bir helikopter almaktan ucuz en azından, öyle söyleyeyim. Bunu yaygınlaştırabiliriz. Yani Elazığ'da nasıl tanıtırız kendimizi? İşte uçmak deyince insanlar çok ütopik mi geliyor insanlara? Ne geliyor ben bilmiyorum ama Elazığ'da bu işi hani yapabilecek olan insanlar var. Kendimizi duyursak aslında, işte onun da yolunu nasıl yapacağız bilmiyorum artık. Sizin şimdi yolunuz. Bu spor böyle dalı biraz özel. Adrenalinden hoşlanan kişilerin özel ilgi duyduğu bir spor dalı. Neden? Çünkü onlar bir şeyleri tecrübe etmeyi seviyorlar. Hani adrenalinden de hoşlanıyorlar ama bizim gibi biraz böyle yüksekten korkan insanlar biraz geri durdukları için aslında ilgilenmemiş olabiliriz. Evet. İşte ilgilensek güvenilir olduğunu, aslında belki o fobimizi yenebileceğimizi de sizinle beraber bizler de göreceğiz. Aslında biraz ilgi duymak gerekiyor. Hani uzaktan baktığınız zaman ürkütücü gelebilir ama işin mutfağına girdiğiniz zaman öyle değildir muhakkak. Sizler işte severek yaptığınıza göre. İşin mutfağı da bizim yanımıza gelmeniz lazım. O tepeye bizimle beraber çıkmanız lazım. Bizi izlemeniz lazım. Yani ben korkuyorum diyen insanlara bunu söylüyorum. Yani uçma illa Sivrice'ye, işte Sivrice'de uçuyoruz Hazarbaba'da. Geldiğiniz zaman
Hani illa sizi zorla uçurmuyoruz ya. Gel bir izle, bir kalkışımı izle, bir benim havada uçuşumu izle. Ondan sonra bazen öyle güzel havalar oluyor ki tekrar kalktığımız yere gelip iniyoruz. Biraz dinlenip oradan tekrar kalkıyoruz. Veya göl üstüne gidip göl üstünde suyun üzerinde bir 500 metrede geziyoruz. Ondan sonra gelip göl kenarına güzel bir şekilde inişimizi yapıyoruz. Bir tane yolcu geldi. Dedi ben uçacağım bayan. Dedik tamam işte hazırlığımızı yaptık. Böyle baktım titriyor kadın. Hayırdır falan dedi ben korktum hocam dedi vazgeçtim dedi uçmayacağım. Tamam dedim buyurun tekrar onu kenara ayırdık dedim uçmayabilirsin yani sonuçta korkuyorsanız hani zevk almayacaksanız bu işi yapmanın bir anlamı yok. Bizim amacımız insanların zevk alması bir işte çocukluk hayalidir belki uçmak onları gerçekleştirmek. Başka bir yolcuyu aldım ben uçtum aşağı indim tekrar arabayla yukarı çıktık baktım orada beni bekliyor. Hocam dedi ben dedi uçacağım dedi vazgeçtim dedim tamam olur tekrar hazırlandık kadın tekrar biraz böyle titremeye başladı. Ama o havaya kalktıktan sonra yani uçtuk, biz havalandık, havalanır havalanmaz yani ayağımız yerden kesilir kesilmez o korku, morku, heyecan hepsi gitti. Güzel güzel oturdu, videosunu, kamerasını çekti, fotoğrafını çekti. Yani havada o kadar zevk aldı ki uçmaktan, uçmuş olmaktan ve iner inmez ayağımız yere basar basmaz söylediği cümle haftaya ben tekrar geleceğim, tekrar gelip uçacağım yani. Evet. Ki korkuyordu yani bu bayağı. Fatih Bey, uçuş maliyetli mi? Mesela diyelim ki ben sadece bir uçuş yapmak istiyorum. Bunun maliyeti ortalama ne kadardır diyebilir miyiz? Yani şimdi biz uçuşlarımızı 200 lira üzerinden yapıyoruz. Evet. Yani bu 200 liranın içinde video, fotoğraf dahil. Yani yolcu geliyor. Yani hiçbir eğitim almasına gerek yok. Hiçbir bilgi sahibi olmasına gerek yok. Sadece biraz koşabileceği veya bir iki adım yürüyebileceği bir ayakkabı ve uygun kıyafetle işte kot pantolondur. Hani kısa bir mont, bir atkı, bir bereyle gelip bize ulaştıktan sonra Sivrice'ye geliyor. Biz onu alıyoruz, tepeye kendi araçlarımızla çıkarıyoruz. Orada uçuşunu gerçekleştiriyoruz. Havada videosunu çekiyoruz, fotoğrafını çekiyoruz. Geliyoruz göl üstüne. Tabii göl üstüne irtifalı geldiysek eğer böyle bir 300-400 metreyle orada akrobasi dediğimiz hareketler var. Yani düz uçuşta aynı böyle koltukta oturuyorsun. Şu an ben koltukta oturuyorum ya. Aynı düz uçuşta öyle. Koltukta oturuyor. Hiçbir adrenalin yok. Hiçbir heyecan yok. Ama göl üstüne gelip akrobasi yaptığımız zaman orada işte biraz işin içine adrenalin giriyor. Tabii bu yolcuya bağlı. Hani yolcu ben korkuyorum bana kesinlikle akrobasi yapma. Hani sadece düz uçup gezip inelim derse onu öyle gezdirip indiriyoruz. Ama hocam ben adrenalin istiyorum. Biraz kalp atışlarım şöyle biraz yükselsin. İstiyorsa orada işte wingover dediğimiz, spiral dediğimiz böyle çeşitli akrobasi hareketleri var. Onları yapıp yolcunun biraz kalp atışlarını hızlandırıp ondan sonra getirip ayaklarının üzerine yani tabiri caizse kuş gibi indiriyoruz inşallahımızdan. Evet, mutlaka denemeye değer. Bir mesajla devam edeceğim. Evet. İyi yayınlar hocam. Değerli konuklarınıza selam ve sevgiler sunarım. Öğretmenler gününde yaptığı güzel uçuşla hem Elazığ'da hem de Türkiye'de güzel ses getiren paraşütte davul çalarak uçurma etkinliği yaparak Elazığ'a tanıtım sağlamıştır kendisini ve yanında uçan davulcu arkadaşımıza teşekkür ederim. Benim değerli Kenan hocama bir sorum olacak. Hiç engelliyle beraber uçtu mu paraşütle beraber demiş Okan Ay demiş. Okan'cığım selamlar. Okan kardeşimiz engelli bir kardeşimiz. Okan'cığım uçmak mı istiyorsun? İnşallah o da olur. İnşallah. Şimdi şöyle öncelikle teşekkür ederiz. Böyle güzel duygularla bizi anımsattığı için. Önce davuldan başlayayım. Evet. Sonra engelli kardeşimizin sorusunu cevaplayayım ben. Davul etkinliği güzel oldu. Beklemediğimiz bir şekilde Elazığ'da ilgi duyuldu. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arkadaşımız bize ulaştı, tanımıyoruz. Dedi ki ben farklı bir şey yapmak istiyorum. Ben de tabii ki biz farklılıkları açığız. Buyurun gelebilirsiniz Yasin falan. Yasin de benim öğrencimdi bu arada. Evet. Evet. Dedi ki davul çalmak istiyorum. Çalabilir miyiz dedi. Dedim tabii ki çalarsınız. Zaten sizin bizimle bir alakanız yok. Sadece birbirimize bağlıyız. Evet. Daha sonra biz de hava koşullarına baktık. Havanın uygun olup olmadığını değerlendirdik. Ve çağırdık uçuralım diye. Ve çok güzel bir uçuş oldu. Farklı bir etkinlik oldu. Elazığ'a farklı bir renk kattı. Bunun çok farklı şeylerini aldık. Dönütlerini aldık zaten. Teşekkür ediyoruz. Soruya gelince engelli uçurdum. Evet uçurdum. Adana'da uçurdum. Ama Elazığ'da hala uçuramadım. Ve çok istiyorum uçurmayı. Yalnız şöyle engel oranı, engel bölgesi bizim için çok önemli.
Mesela eğer ağır bir engelliyse maalesef uçuramıyoruz. Zihinsel engelliyse uçuramıyoruz. Ama hafif düzeyde engeli varsa kesinlikle uçurabiliriz ve kendine güveniyorsa buyurun gelsin. Okancığımı yakından tanıyorum. Okancığımın belden aşağısı yok denecek gibi. Yani kullanamıyor. Şimdi şöyle anlatayım. Ön kuşam dediğimiz... Ön kuşamda bir sıkıntı olmaz. Ön kuşamda bir yer var, özel bir yer. Şöyle anlatayım size. Bir kolon buradan gidiyor. Bir kolon da buradan gidiyor. Bir kolon da şöyle geliyor. Yani bacaklar bizim için çok önemli. Yani işlevsel olsa da ama olması önemli. Çünkü oradan kolon tutuyor. Ama farklı bir şey düşünülebilir mi? Biz bir düşünelim. Okancığım sen bize fotoğraflarını at. Ben Kenan hocama göstereyim reklam arasında. Sonra tekrar sana dönelim. Olur evet. mu? Evet. Ama güzel olur. Bu kardeşlerimiz işte dediğiniz engel oranlarına göre. Evet. Yani ailesinin de yanında olması lazım. Hatta bir bayan arkadaş bize ulaştı. Adını hatırlamadım. Dedi ki ben uçmak istiyorum. Tabii biz eskiden yani ilk konuşmalarda kimsenin ne durumda olduğunu görmüyoruz, bilmiyoruz. Uçabilir miyim dedim. Tabii ki uçabilirsiniz. Ama dedi ben engelliyim. Hemen sordum. Engel durumunuz nedir? Fotoğrafını attı. Belden aşağı tutmuyor ama şey bacakları tam duruyor. Tamam dedim uçurabiliriz seni. Ondan sonra galiba ailesi izin vermemiş. Böyle durumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Ailesi izin vermediği için uçuramadık. Buyursun gelsin yine de uçurabiliriz yani sıkıntı olmaz. Evet aslında ilk belki şu soruyla girmem lazım bu programa. Sizler nasıl başladınız? Bu da önemli çünkü çok severek yapıyorsunuz. Evet gerçekten çok güzel bir spor ama doğru kişiyle doğru zamanda ve doğru yerde tanışmak da çok önemli. Sizler nasıl başladınız? Bence biz sizin hikayenizle başlayalım. Evet. Evet önce ben başlayayım. Ben okulda İstiklal Ortaokulu'nda daha önce Sivrice'de çalışıyordum. Ben Sivrice Lisesi'nde öğretmenlik yaptım. Sivrice'de uçuyorlarmış ama hiç haberim olmadı. O da münasip kısmetmiş. Merkeze atandım geldim İstiklal Ortaokulu'na. Buradan da kendisine selamlarımı göndermek istediğim bir tane arkadaşımız var. Kendisi Fahrettin Şaksu. Evet. Aynı okulda biz beden eğitimi öğretmeniydik. Kendisinin de bize bu işte kulüp aşmada olsun, yamaç paraşütü aşamasında olsun bize çok yardımları oldu, çok destekleri oldu. Burada Fahrettin Şaksu kardeşime de selamlarımı gönderiyorum. Evet. Onunla kantinde otururken dedi benim dedi kardeşim dedi yamaç paraşütü sporu yapıyor. Dedim hani nasıl yapıyor? Hemen ilgimi çekti. Dedim hani bir gün gelsinler beni uçursunlar. Sen dedi uçar mısın? Dedim uçarım yani beni uçururlarsa. Niye uçmayayım? Tamam dedi bir gün çağırayım dedi gelsin. Bir tanışın dedi bakın ne yapabilirsiniz diye. Tamam dedim bir gün çağır. Kenan hocamla işte diğer arkadaşımız iki kişiyiz dediler ya. Verişen arkadaşımızla Kenan hocam. Bir gün geldiler okula. Böyle kantinde oturduk. Kendisi sağ olsun bize bahsetti. İşte biz şöyle yapıyoruz. Bu yamaç paraşütüdür. Bana bilgi verdi. Dedim peki benim ne yapmam lazım? Dedi gidip hani eğitim alıp gelmen lazım. Elazığ'da o zaman eğitim yok. Gidip dedi eğitim alıp geleceksin, malzemeni alacaksın, bizimle beraber uçacaksın. Tabii evde de bir istişare yaptık. Hani olur olmaz diye. Evde de olumlu cevabı alınca zaten beden eğitimi öğretmeniyim. Hani böyle spor konusunda sıkıntı da yok. Ondan sonra gittim Erzincan'da 2 hafta eğitim aldım geldim. Tabii hemen gelir gelmez de malzemelerimi aldım. İşte benim şanslı olma sebebim bizim Kenan Şaksu. Arkadaşımızın gibi Elazığ'da birisinin olması. Ben çoğu insanla konuşuyorum. Diyor ki hocam ben eğitim aldım. Eğitimden sonra malzememi de aldım ama tepede bana yardım edecek hiç kimse yoktu. Hani tek başımaydım. İşte bu rüzgarda uçulur mu? İşte bu malzemeyle uçulur mu? Hani çok yalnız kaldım. İşte çeşitli tabii böyle olunca bilen birisi olmadığı zaman kazalar da atlatıyorsun. Hani siz güvenli mi değil mi dediniz ya. İşte gerçekten bilen birisinin olması yani bizim şansımız oydu. Bilen birisi yanımızdaydı ve bizi sürekli izlemesi olsun hani bir göz teması. Bu şekilde bugüne kadar kazasız belasız hani diyeyim güvenli bir şekilde tabii mesela malzemeler pahalı dedim. Piyasada çok ucuz malzeme de var ama tabii güvenli mi değil. Mesela onları bize aldırtmadı. Hani biraz daha fazla para verip daha iyi bir malzeme, daha iyi bir eğitim. İşte uçmamız gerektiği zaman uçun dedi. Uçmamız gerektiği havada Fatih'im dedi kusura bakma malzemeni topla dedi arabaya bin dedi uçmuyorsun. Tabii biz de buna uyduk. Yani böyle hocalarının sözünü dinlerlerse daha güvenli, güzel bir şekilde uçarlar. Biz de Kenan hocamız sayesinde bugüne kadar kazasız belasız geldik ve o gün bugündür beraberiz uçuyoruz. İnşallah da
devam ederiz bu şekil. Çok güzel bir duygu. Burada herkese tavsiye ediyorum yani uçma işini, yamaç paraşütü işini. İnsanlarımız gelsinler, denesinler. Tabii ki dediğiniz gibi bilen kişilerle ve bu işi iyi yapan kişilerle yapmak lazım. Evet, kesinlikle öyle. Kenan Bey, siz şans olmuşsunuz Fatih Bey ama size şans kim oldu? Nasıl başladınız? Ben de 2003 yılında İnönü Üniversitesi'nde, Malatya'da. Evet. Bizim bir pembe yol var orada. Bilmiyorum, İnönü Üniversitesi mezunları bilir. Orada yürüyorum. Bir baktım, böyle adını bile bilmediğim şeyler kalkıp iniyor. Böyle rengarenk, çok güzeller. Böyle yanaştım, daha birinci sınıfın sonları işte. Bilmiyorum, paraşütü takmışlar. İşte rüzgara karşı böyle güzel güzel oynuyorlar. Ve benim de dikkatimi çekti. Oturdum, izlemeye başladım. Böyle bir bitirmeye yakın gittim yanlarına. Nedir dedim bu? Dediler yamaç paraşütü. Nasıl yani, bunu nasıl eğitimini alacağız falan. Dediler ki şu anda geçti süren. Normalde dönem başında gelip bize katılman lazım. Üniversite kulübü, topluluğu. Tamam dedim. Ertesi sene hemen ilk yaptığım iş o kulübü bulmak oldu. Onlarca kulüp var üniversitede. Kulübü buldum, ben size katılmak istiyorum dedim. Tamam dediler. Tabii şöyle söyleyeyim. Kulüpte var 35-40 kişi. Ama kulübün malzemesi 5 paraşüt. Başka yok. Benim eğitim almam, benim uçabilmem, düşünün ki Ekim ayında eğitimlere başlamışım, tam Nisan'da uçabildim. Bir de bir kendi hiyerarşileri vardı. Kulüp başkanı, başkan yardımcısı, eğitmenler. Tepeye çıktığımızda ilk önce onlar uçardı. Onlar indiğinde biz onların paraşütlerini toplardık diyelim. Hani işin şeye girerdim yani, nasıl diyeyim, mutfağına girerdim. Evet. Böyle böyle Nisan'da uçma şansına eriştim ve çok güzeldi. Yani inanılmaz bir şeydi ilk uçuşum. Yüksekte uçtum. Daha sonraki uçuşlarımda şey yaptılar, baktılar ilgim var. Biraz da yeteneğim var. Bunları değerlendirerek beni kulübün sınıfta atlamaya başladım. İkinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıfta kulüp eğitmenliğine ulaştım diyelim. Üniversiteden mezun olduğumda 120 uçuşla mezun oldum. Çok az bir rakamdır bu. Ya 120 uçuşu biz şu çok anda... Çok az bir rakam. Çok az bir rakamdır. Çok fazla geldi. Yok. 120 uçuş derken biz 2-3 ayda yani 120 uçuşu yapıyoruz zaten. Bizim ortalama yıllık uçuş sayımız 400'ü buluyor Elazığ'da. Yıldır. Sadece Elazığ'da 400'ü buluyor yani. Sonra Erzincan'a atandım. Orada tek kaldım. Bir köyüne atanmıştım. Ne yapacağım, ne edeceğim falan gibisinden. Sonra dünya şampiyonasının yapıldığını duydum Erzincan'da. Hemen bir şekilde ulaşmaya çalıştım ve orada arkadaşları bulup kendi malzememi almaya karar verdim. Zaten kendi malzemeni aldıktan sonra çorap söküyor gibi geliyor. Gelişmeye başlıyorsunuz, ilerlemeye başlıyorsunuz. Bahsettiğim seneler 2011'ler. Yaklaşık olarak işte şu ana kadar saat olarak 450-500 saate yakın uçuşum vardır. Sayı olarak 3000'e yaklaşmıştır yani uçuş sayılarım. Çok şükür bir kaza gelmedi başımıza. Gelmesin de inşallah. Gelmez. Ufak tefek oluyor. Oluyor yani ama büyükleri gelmesin diyelim. Havayı çok iyi tahlil ediyoruz şu anda. Bölge pilotlarını belli konularda uyarıyoruz, briefing veriyoruz. Tepemize gelenlere yardımcı oluyoruz. Bu havada uçulur, bu havada uçulmaz. Bir şekilde onlara engel olmaya çalışıyoruz. Belirli tesisatlarımız vardır. Örneğin bir arkadaş gelmişti, kaskı yok. Bırakmadım. Ta çok yani isim vermek istemiyorum. 150 kilometrelik bir mesafeden gelmiş, kaskı unutmuş. Dedim hayır, bu uçuşta sana yok, uçmayacaksın. Ya olur mu falan, hayır uçmayacaksın. Çünkü en ufak bir kazada ilk darbeyi alacağımız yerlerden biri kafa oluyor. Bir şekilde güvenliği elden bırakmamaya çalıştık. Bu sayede Elazığ'da öyle çok büyük bir kazamız olmadı ve ben ve arkadaşlarım yani öyle büyük bir şey olmadı. Tabii ki olmaz. Biraz da profesyonellikle alakalı. Sonuçta hava şartlarını ayarlıyorsunuz. Gerekli giyim kuşamına da baktığınız zaman beraberinde de güvenlik gelecek. Ben size hemen konuşmalarınızdan iki tane soru çıkardım, onları sormak istiyorum. Şimdi sizin tanışma şekliniz İnönü Üniversitesi'ndeki aslında görmüş olduğunuz o kulübün faaliyetleri diyelim. Peki Fırat Üniversitemizde var mıdır bu? Bu Fırat kulübümüz? Üniversitemizde var. Güzel. Bizimle bağlantılılar zaten. Kulüp başkanımız
Mert Günel diyelim. Bu da Fatih ile birlikte eğitime gönderdiklerimizden Erzincan'a. İlk oluşum aşamamız yani Elazığ. Gidip eğitimini aldı, geldi. Kulübü aktifleştirdi diyelim. Çünkü ölü bir kulüptü. Yani adı vardı ama herhangi bir faaliyet yoktu ve üniversitede paraşüt yoktu, yamaç paraşütü. Mert bizimle birlikte gelişti ve kendine bir şey yapmaya çalıştı. Hani üniversiteyle diyaloğa girip paraşüt almaya çalıştı ve biz de destek olduk. Nasıl destek olduk? Maddi demeyelim de kontak kurdurmaya çalıştık paraşüt satanlarla alakalı. Mert de gerekli yazışmalarını yaparak üniversiteden bir şekilde şu anda 3 tane kanat aldı. Her yıl birer tane aldı ve şu anda üniversitede yaklaşık bir 20'ye yakın eğitim almış pilot var. Ve bunların içinde bayanlarımız var. Çok güzel uçuyorlar. 8-10 tanesi aktif uçuyor ve bizimle birlikte faaliyetlere katılıyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara yardım ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. İl dışına götürüyoruz. İl içinde bir faaliyet olduğunda hemen çağırıyoruz. Çünkü öğrenci yani bir şekilde onlara destek olmak gerekiyor. Ankaralı olsun, İstanbullu olsun, Mersinli olsun. Bir şekilde Elazığ'dan gittiklerinde bizi güzel ansınlar diye biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sık bir elveden bahsettiniz, Erzincan. Erzincan'ın yani bu alanda çok mu iyi, hava şartları mı çok iyi? Neden Erzincan? Şimdi şöyle, Erzincan'la bir şey bağım var benim böyle. Gönül bağım mı? Gönül bağım var, aynen. 7 sene orada çalıştım ve çok güzel arkadaşlıklar edindim ve bu alanda çok geliştim. Çünkü Erzincan'ın bilmediğim dağı, tepesi, yamacı yok yani. Çıkmadığım hiçbir yeri yok. Bu süreçte de oradaki arkadaşlar sağ olsunlar bize hep yardım ettiler. Ve hala çok sık görüşüyorum. Her kış oraya kayak yapmaya gideriz. Her yaz oraya arkadaşlarımızı görmeye gideriz. Öyle bir bağımız var yani. Ve yamaç paraşütünde belki Türkiye'de ard arda 3 tane dünya şampiyonasının yapıldığı başka bir yer yoktur. Bir tane Ruslar kendi şampiyonasını yaptılar Erzincan'da. 2 tane de dünya şampiyonasının ayakları yapıldı. Ve dünyanın en iyileri Erzincan'a geldi. Bu çok büyük bir şeydir. Evet. Türkiye'de yani. Düşünün batıda o kadar yerler var. Ama bunu da şeye bağlıyoruz. Bu rahmetli vali Recep Yazıcıoğlu'nun evet, üstün çabalarına bağlıyoruz. Çok başarılıydı gerçekten. Evet. Çok başarılıydı. Evet, burada bizim de valimiz, belediye başkanımız da var. Evet. Şimdi fotoğraflarımız kalsın arkadaşlar. Siz arkada gösterin lütfen. Yamaç paraşütün kavramını biliyoruz. Yani yapsak da yapmasak da, ilgimiz olsa da olmasa da, bunu birazcık bizim için açar mısınız? Yamaç paraşütü deyince bizim neyi anlamamız gerekiyor? Fatih Bey, buyurun. Yani yamaç paraşütü dediğimiz zaman, işte demin de söylediğim gibi, yani uçmanın en kolay, en hafif, en ucuz yolu dedik. Çoğumuzun çocukluk hayalidir. Mesela ben çok diyorum, ya işte yamaç paraşütü var diyorum, uçuyoruz diyorum, ya o benim çocuk hayalim diyor. Aslında bu çok uzak değil. İnsanlara çok uzak geliyor. Biz ilk Vali Bey'le, Sayın Valimizle tanıştığımız zaman hani biz biraz şaşırdı yani, ya Elazığ'da yamaç paraşütü mü var falan. İnsanlara uzak geliyor. Aslında o kadar uzak değil. Dediğim gibi biz Kenan Hocam'la beraber her hafta sonu Sivrice'de yani uçuyoruz. Hava şartları müsait olduğu sürece. Ama insanların bakış açısı aslında yanlış. Yani benim arkadaşlarım bana 3 günlük ömrü kalmış bir adam gibi bakıyor. 3 gün sonra bu adam ölecek, biz de helvasını yiyeceğiz. Allah korusun. Öyle bir şey yok. Yani sanki her uçan işte düşüp ölüyormuş gibi veya ne bileyim her an bir ölüm tehlikesi varmış gibi. Gerçekten böyle değil. Bakın zaten videolarda da görünüyor. Ne kadar güzel adam oturmuş harnesine, evde oturup bir dizi izlerken nasıl evde koltuğa oturup çay içiyorsunuz, kuru yemişiniz önünde. Bakın öyle güzel bir şekilde oturmuş. Çünkü hava uygun, malzeme uygun. İşte uçuran arkadaş, pilotajı mesela yeterli. Bu şartlar oluştuğu sürece hani bir tehlikesi yok. Yamaç paraşütü o kadar ulaşılamayacak, o kadar tehlikeli. Hani ne bileyim öyle çok ütopik bir şey değil. İşte Elazığ'da biz bunu yapıyoruz. 10-15 arkadaş her hafta sonu Sivrice'de uçuyoruz. Dediğim gibi bize ulaşsınlar. İlla uçmaları şart değil, bir gelsinler. Yani bizimle beraber fotoğraf çeksinler, bir o dağda, doğada gezsinler. Yani artık insanlar şehrin gürültüsü, karmaşası, şehirdeki işte kirli hava, bundan uzaklaşsınlar. Gelsinler mesela bir dağda yürüyüş yapsınlar, bir uçanları izlesinler.
işte ne bileyim tanışalım, uçmak isteyenlere yardımcı olalım, eğitim almak isteyenlere eğitimlerin tek başına uçsunlar. Yani yamaç paraşütü uçmak, bilmiyorum, benim için bir tutku. Hani bana bu fotoğraf kalsın arkadaşlar, üzerine konuşacağım. Buyurun Fatih Bey, devam edelim. İşte insanlar diyor ki hani yamaç paraşütünü ya bırak hani diyorlar, sen kaza yaparsın, al etmesin, ölürsün. Diyorum ki ben yamaç paraşütünü bırakırsam ölürüm. Yani yamaç paraşütünü bugün bırakayım, 3 gün sonra ölürüm. Hani ben öyle diyorum. Bu ne bileyim, benim için bir tutku ya, uçmak, yamaç paraşütü ve sanıldığı kadar arkadaşlar tehlikeli değil. Güvenli malzemeyle, güvenli kişiyle uçarsanız, doğru eğitim alırsanız çok güzel bir spor. Şöyle bir şey söyleyeceğim, bilmiyorum belki inanmayacaksınız, belki seyircilerimiz inanmayacak. Futboldan daha güvenli bir spor bana göre. Yani ben öyle söyleyeyim. Evet, tabii işin içinde olan biri bunu diyorsa bu doğrudur. Güvenlik konusunu bilahare işlemek istiyorum ama bu fotoğraf düşündürttü beni. Nedir bu? Biraz bunun üzerine konuşalım. Bu paratrike, bu Bursa'da gittiğimiz bir şeyde, gezide. Orada bir tane paratrike ile uçan bir arkadaşımız vardı, bizi davet etti. Oraya gittik. Kendisi paratrak imalatçısı. Hem kendi yapıyor. Bu şu anki aleti kendisi yapmış. Birebir kendisinin imalatı el emeğiyle. Arkada bir motor var. Bu motora bağlı bir pervane var. Tabii altta da görünen tekerleklerle beraber. Üstteki yine yamaç paraşütü. Yani o yamaç paraşütüne bağlı. Ha, şu arkada hafif ipler görünüyor. Tamam. O fotoğrafta yamaç paraşütü görünmüyor ama. Göremedim. Tabii limiti biraz yüksek. 300 kiloluk bir yamaç paraşütü. Yani o makineyi iki kişi taşıyabilecek bir yamaç paraşütü. Bununla yerden aynı uçak gibi havalanıp güvenli bir şekilde uçup, yani burada havada motor stop etse bile, motor çalışmasa bile güvenli bir şekilde gelip güvenli bir inişini yapabilecek bir alet. Çok zevkliydi. Bundan şu an Kenan Hocam uçuyor. Ben de uçtum. Hepimizi uçurdu. Biraz da Kenan Hocam bahsetsin. Biz orada şu anda yolcu konumundayız. Dikkat ederseniz. Biz bunun eğitimini almadık. Biz sadece yamaç paraşütü eğitimini aldık. Sağ olsun denemek istedik ve bizi kırmadı. Yaklaşık 5'er dakika bizi uçurdu ve çok hoşumuza gitti. Tabii bunun maliyeti daha yüksek. Şu aletin, gördüğünüz alet en az 40 bin liralık malzeme. Bir de tepesindeki paraşüt, bir de yedek paraşütü. Böyle masraf gide gide artıyor. O yüzden şu anda bundan uzak duruyoruz. Daha bu kadar gelişmedik. Yani tandem paratrike. Çok güzel. Evet. Evet. Acaba ben de yapabilir miyim diye şöyle bir düşünüyorum. Bizim 6 dakikalık bir vaktimiz var. Bence bu 6 dakikayı güvenirliğe ayırmamız gerekiyor. Şimdi sizin aslında ispat noktasında veya ikna noktasında en çok üzerinde durmanız gereken nokta bu aslında. Yani çünkü yükseklik hemen herkesin korkusu. Çünkü ayağınız yerde değil. Ve özellikle zaten şu ismini telaffuz edemeyeceğim, hani iki kişilik olandan tandem. Mesela. Tandem. Sonuçta siz bir başkasına bağlısınız. Hani ekranda da seyircilerimiz de gördü. Arkadaşlar o videoyu da tekrar gösterelim konuşurken de. Sonuçta bir başkası sizi kontrol ediyor. Ayağınız yere basmıyor. Yüksektesiniz. Belki de ilk deneyiminiz. Yani bu güvenilir bir spor dalıdır diye mesela iddialı olduğunuz noktalarla girelim. Evet. Ben bir başlayayım hocam, sen sonra tamam. Devam et. Ben aslında ilk bu davul çalan arkadaşımız, şu an benim Yasin. Yasin arkadaşımız bize ulaştığı zaman, yani biz bunu yukarıda davul bile çalabiliyoruz aslında. Bir tane arkadaşımız gelmişti, hocam dedi, il dışından geldi, biz dedi iddiaya girdik, yukarıda soda içebilir miyiz? Ben içebiliriz soda. Dedim, soda. Onlar da içemez, iddiaya girdik, ben iddiayı kazanmıştım. Dedim yani soda içeriz, sodası hemen sodaları yarımıza aldık. Yine Kenan Hocam uçurdu, havada sodaları açtık, sodalarını içtiler. Hatta ben de şöyle bir espri yaptım. Kendisi Adıyamanlıydı. Dedim bir dahaki gelip uçuşunda dedim havada çiğ köfte yoğuracağız. Gel dedim sen, ben seni uçuracağım havada çiğ köfte. İddiaya gir gel dedim. Bunu yapacağız dedim. Hani davul da havada çaldık. İşte yedek paraşütümüz var. Yani biz aslında güvenilir olduğu buradan belli. Hocam. Şimdi hocam öncelikle kısaca bir kazalara değinmek istiyorum. Evet. Bu haberlerde, televizyonlarda sık sık kazalara rastlıyoruz. Ama emin olun bu kazaların %90'ı ya pilottan kaynaklanıyor ya da kullanılan malzemeden kaynaklanıyor. Yani paraşüt durduk yere size herhangi bir agresif durum göstermiyor. Bunu bir yere koyalım. En son Ölüdeniz'de yapılan kazada pilot vefat etti. Tanıdığımız bir pilottu. Kullanmış olduğu malzemenin eskiliğinden kaynaklı bir kaza. Bunun açıklaması da yapıldı zaten. Gelelim bize.
Hocam bizim zaten belli kullanılan malzemeler. En güncel malzemeleri kullanıyoruz. Hepsinin bir uçuş ömrü var. Biz onu en iyi şekilde değerlendirip hangi malzemeyi kullanıp hangilerini kullanmadığımızı biliyoruz. Malzeme konusunu böylece açıkladım. Diğeri hava. Hava bizim için çok önemli. Rüzgarın kesinlikle çok fazla olmaması gerekiyor ve rüzgarın bizim karşımızdan esmesi gerekiyor. Biz tepeye çıktığımızda daha öncesinden meteorolojik verilere baktığımızda biz bunu gördüğümüz zaman hareket ediyoruz ya da uçurulacak kişi varsa davet ediyoruz. Çıkıyoruz tepeye, son kararımızı vermeden bir 15-20 dakika yolcularımız hissetmese de bir dolanıyoruz. Dolanıyoruz dedim, havayı koklamaya çalışıyoruz. Bugün hava nasıl, uçulur mu, işte irtifa alabilir miyiz, yüksekliğimiz kaç olur? Bunların hepsinin hesabını kitabını yapıp daha sonra diyoruz ki evet bugün uçulur. Ve kuşanları yaparken çekin üstüne çekin yapıyoruz. Yolcuyu, özellikle yolcuyu. Biz hani kendimizden önce onu düşünmek zorundayız. Ama tabii ki öyle bir şey başımıza gelmedi ama önce onlar bize bağlı olduğu için biz kendimizi düşünüyoruz. Diyoruz ki biz bu havada uçar mıyız, tek başımıza uçar mıyız? Uçuyorsak yolcumuzu alıp çıkıyoruz. Uçmuyorsak hayır çıkmıyoruz. Bize güvenebilirler. Şu ana kadar hata yapmadık hava konusunda ve yapmayacağımızda inanıyoruz. Çünkü işin içinde biz de varız. Başımıza bir şeyin gelmesini istemeyiz tabii ki. Hepimizin normal bir hayatı var, aile hayatı var. Bunları hiç kimse riske atmak istemez yani. Kerem Bey, şunu soracağım. Siz dediniz ki şu en son olan kazada kullanılan malzemenin yıpranmış olmasından, eski olmasından mütevellit bir kaza oldu dediniz. Evet. Bizler, olayın dışında olan bizler, malzemelerin kötü olduğunu veya eski olduğunu anlayabilir miyiz? Seyircilerimize burada bir şey söyleyebilir misiniz? Hocam onu anlayamazsınız. Yani o zaman vicdana kalmış. Aynen, maalesef anlayamazsınız. Çünkü Fatih Paraşüt'ün 1000 uçuş olduğunu söyledi ömrünün. Sizi tepeye aldığımızda siz o paraşütün şekline, şemaline bakarak siz onun 300-500 bin uçtuğunu fark edemezsiniz. O tamamen pilotun kendi vicdanına kalmış. Pilot yeri geldiğinde malzemesini değiştirmeli. Her şeyini değiştirebilmeli yani. Bu biraz daha işte pilota bağlı diyelim. Ama yani sonuçta sizler işin içindesiniz. Mesela sonuçta sizin canınız da burada önemli. Yani nasıl o kadar o kaza yapan kişi risk atabilmiş kendi canına öncelikle? Yani o kadar irtifadan sonuçta düşüyorsunuz. Bilemiyorum hani çakılma payın ne kadardır onu da bilemiyorum sonuçta ama. Yani pilot vefat etti ve iyi bir pilottu. Kendini riske atabilecek bir pilot da değildi. Şuradan kuşam dediğimiz terazi var. Terazinin ucunu normal bağlaması gereken yer büyük bir ihtimal yıpranmış diye başka bir yere bağlıyor. Başka bir yere bağladığı için de onu taşımıyor. Normalde çok güçlü malzemelerdir. 2 ton, 3 tona kadar o malzeme çeker. Ama farklı bir yere taktığı için, kendi de ağır olduğu için pilot kopuyor böyle. Kopuyor, yolcu yedek paraşüt açılıyor tabii o şeyde, irtifada. Pilot çakılıp vefat ediyor. Yedek paraşütlerimiz var. Ben yedek paraşüt kısmını almıştım ama yeri gelmişken bence bahsedelim. Şimdi ikili uçuşlar için söylüyorum. Yani evet. Bizler bireysel yapamayacağımız için şu aşamada. İkili uçuşlarda iki tane mi yedek paraşüt var veya var mı? Ne şekilde o yedek paraşütlerden biraz bahsedelim. Şimdi yedek paraşütümüz şöyle, en acil durumlarda atılacak ya da açılacak bir şey. Yedek paraşüt attım mı? Hiç atmadım. Çünkü çok elzem bir durumla karşılaşmadım. Tandem yamaç paraşütünde yedek paraşütü bir tane. O da pilotta bulunuyor. Pilotun alt tarafında. Yaklaşık olarak 220 kilo taşıyor. Mantar yedek diyoruz biz ona. Acil durumda tutup çekiyorsunuz, fırlatıyorsunuz. En uzağa o tepenize geliyor. Ana paraşütü geçiyor. Uzun. Ana paraşütü geçtiği için sizi o taşımaya başlıyor. Ve gelip şuradan hem yolcuyu hem de sizi alıyor. Ve uygun, güzel bir şekilde iniş gerçekleştiriyorsunuz. Tek sıkıntılı olan noktası yamaç paraşütlerinde kontrol edebiliyoruz. Gideceğimiz yeri, ineceğimiz yeri. Ama yedek paraşütü açtığımızda ineceğimiz yeri kontrol edemiyoruz. Göle de inebiliriz,
ağaca da inebiliriz, elektrik teline de inebiliriz. Yani onda öyle bir sıkıntımız var. Son dizaynlarda, yani 2017'den sonra kontrollü yedekler çıktı. Orada kalalım. Kontrollü yedekleri reklamlardan sonra konuşalım. Tamam. Efendim biz kısacık bir ara vereceğiz. Efendim ikinci kısmımıza hoş geldiniz. Biz yamaç paraşütünü konuşuyorduk efendim. Sizin de merak ettiğiniz, aslında biraz tedirgin olduğumuz nokta güvenlik konusuydu. Kenan Bey güvenlik konusundan size birazcık bahsetti. Biz reklam arasında girdik. Oradan devam edeceğiz tekrar. Bu sporla ilgili sizin sorularınız varsa 0506-094-6723 nolu hattımızı kullanıp yollayabilirsiniz. Ayrıca iki konuğum da öğretmen. Öğrenciler, sizler de hocalarınıza destek amaçlı mesajlarınızı atabilirsiniz. Evet, en önemli noktamız güvenlik konusu. Bizim tedirgin olduğumuz ve orada yedek paraşütten bahsediyorduk. Reklama girdik. Bence oradan tekrar devam edelim. Evet. Klasik yedek dediğimiz yedeklerimiz, şu anda bizim kullanmış olduklarımız mantar yedek. Yani şekli mantara benzediği için içi hava doluyor. Bir şekilde inişimizi gerçekleştiriyoruz. O yedek paraşütü attıktan sonra nereye ineceğimiz belli değil. Onda öyle bir sıkıntı var diye kontrollü yedekler çıkartılmaya başlandı. Bu kontrollü yedeklerde attığımız zaman istediğimiz yere inebiliriz. Böyle bir güzelliği var. Yani spor güvenlikte bayağı ilerliyor. Ve ilerleyecektir de, daha iyisi olacaktır. Ama biz şu anda herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Uçmak isteyen insanların kesinlikle böyle bir tedirginlik yaşamamalarını istiyoruz ve yaşamasınlar. Buyursun gelsinler. Biz genelde hafta sonları Hazar Baba Dağı'ndayız. Bize ulaşsınlar ve güvenliğini kesinlikle düşünmesinler. Güvensiz bir durumla karşılaşsak bile biz uçmayacağız. Biz kendi hayatımızı diyelim tehlikeye atmıyoruz da, öyle bir şey yok da, ama hayatımızı tehlikeye attığımızı düşünüyorlarsa biz kendi hayatımızı tehlikeye atmayız. O riski almayız yani. Evet, Kenan Bey, normal bir uçuşa gideceğiniz zaman saat kaçta merkezden çıkıyorsunuz? Kaç gibi Hazar Baba Dağı'na gidiyorsunuz? Evet, bu saatlerimiz yaz kış değişiyor. Evet. Yazın özellikle uçuşların en yoğun olduğu dönemde sabah 8'de Elazığ'dan çıkış yapıyoruz. Sivrice'ye gidiyoruz, orada kahvaltımızı yapıyoruz ve yolcularımız geliyor. Belli bir noktamız var orada. İşte tüm insanlara orayı tarif ediyoruz. Kahvaltımızı işte yaptıktan sonra harekete geçiyoruz. Önce iniş alanımıza gidiyoruz. İniş alanımızdaki rüzgar kontrolünü yapıyoruz. Winsak dediğimiz bir rüzgar ölçüm yön aletimiz var. Onu bir yere asıyoruz. Havadan görebilmek için, yüksekten görebilmek için renkli bir alet. Bunu astıktan sonra karar veriyoruz. Hemen Fatih'le kimler uçacak? Kilolarına göre ayırıyoruz. Mesela Fatih hafif yolcuları alıyor. Ben ağır yolcuları alıyorum. Arabamıza binip çıkıyoruz. Çıktıktan sonra zirveye yaklaşık bir yarım saat yol sürüyor. Kayak merkezinin daha üstüne çıkıyoruz. Ya 800 metre dediğimiz bir kısım var. Uçuş bölgesi, take off. Karar veriyoruz. Hemen çıkışımızı, hazırlığımız bir 10-15 dakika sürüyor. Yolcuya briefing veriyoruz. Koşacağız. Koştuktan sonra oturma pozisyonumuz var. İleriki aşamalarda kamerayı şöyle tutuyoruz, şöyle şu formatta daha güzel fotoğraflar çekiliyor. Yolcuyla konuşuyoruz. Kalkış esnasında son check-in'i yaptıktan sonra, son kontrollerimizi gerçekleştirdikten sonra koş komutuyla paraşütü tepemize alıyoruz. Ve rüzgarın şiddetine göre ya hemen bizi kaldırıyor paraşütümüz ya da bir 10 metre, 15 metre koşar adımla kalkışa doğru o ivmeyi kazandırıyoruz alete. Daha sonra ayaklarımız yerden kesiliyor ve direkt yolcumuzu şöyle oturur vaziyette oturtuyoruz. Uçuşumuza başlıyoruz. Sivrice'de yazın uçuşlarımız yarım saat 40 dakika falan sürüyor. Daha da kısaltabiliyoruz. Daha da uzatabiliyoruz yazın ama. Kışın o uçuşlar kısalıyor. Minimal yine 10-15 dakika uçuruyoruz. Maksimum da 20 dakika uçuruyoruz Sivrice'de. Ve güzel bir şekilde inişimizi gerçekleştiriyoruz. İnişi
inişe gelmeden tekrar yolcumuzla diyaloğa girip bu defa iniş briefingini veriyoruz. Hafif kalkacağız. Koşu pozisyonunda devam edeceğiz. Bu şekilde inişimizi gerçekleştirip son fotoğrafımızı çekiyoruz ve uçuşumuzu bitiriyoruz. Çok yani insanların şöyle bir psikolojisi oluyor. Tepeye çıkarken hiç kimse konuşmuyor. Biz konuşuyoruz. Ama uçuş bittikten sonra onların konuşması o kadar çok ki. Kadar anlatacakları çok şey var askerlik ki. Askerlik anısına döner bu. Evet, 20 dakika sürüyor, 30 dakika sürüyor ama arkadaşlarına böyle doya doya anlatıyorlar. Evet. Çok güzel bir duygu bence. Evet. Kenan Bey, şey beni düşündürüyor. Tabii bu benim fikrim, belki size saçma da gelebilir ama diyelim ki sizin boy ortalamanız sanırım 1.75 civarındasınız, evet, değil 76. mi? 1.76. Diyelim ki 1.90'ın üzerinde bir yolcuyla beraber uçacaksınız. O sizden bayağı uzun ve sizin önünüzde yani ikili bir uçuş düşünün. Evet. Yani bacak boyu sizden uzun. Böyle zorluk yaratır mı? Bunun yani boyun bir orantısı var mı? Şimdi boydan ziyade kilo çok önemli. Yani. Evet. Boy istediği kadar uzun olabilir. Yani paraşütün benim kendime ait malzememin taşıyıcı yükü 220. Yani benimle uçacak maksimum 130-140 kiloluk adamı bile uçurabilirim. Ama ben sadece Elazığ'da, Fatih'le de böyle bir şeyimiz var. 100 kilonun üstünü uçurmamaya çalışıyoruz. Kilolu olduğu zaman kalkışta problem yaşıyoruz. Hmm. Kilolu olduğu zaman inişte problem yaşıyoruz. Kanat çok hızlı ilerliyor. Ve kalkarken eğer paraşüt kalkmamaya çalışıyor diyelim paraşüt. Kalkmıyor. Çünkü ağırız. Ve önümdeki kişi diyelim hızlı koşmuyorsa, atletik değilse kesinlikle sıkıntı yaşıyoruz orada. Zaten soru, bize ulaşanlara ilk sorduğumuz soru, hani profilini görmüyorsak kaç kilosun? Hafiflik babında yani ilkokul 5. sınıf bir öğrenciyi uçurduk. Yani 40-30 kiloları uçurabiliyoruz, sıkıntı olmuyor. Boyda sıkıntı yok ama. İsteyen gelebiliyor yani. Evet, burada önemli olan sadece kilo. Kilo. Sizin paraşüt 200 kiloya kadar 220. mı? 220. Genel büyük paraşütler 220 kilo çeker, küçükler 190 kilo çeker. Evet. O halde hemen şu soruma da geleyim. Kimler uçabilir ve kimler uçamaz? Bir kategorize edersek eğer. Şöyle söyleyeyim. Bundan 2 hafta önce ben oğlumu uçurdum. 1. sınıfa gidiyor. İlkokul 1. sınıfta 6 yaşında. Ve dediğim gibi işte 20 kilo ve oğlumla uçmak da çok güzel bir duyguydu. Yani aslında bize bunların ulaşması lazım. İşte dediğim gibi bedensel sağlığını, işte ruhsal sağlığını ve tabii kilo olarak kilosunu bunların insanların bize ulaşıp söyledikleri zaman işte biz söylüyoruz uçabilirsin veya uçamazsın. Aslında biraz da havayla alakalı. Mesela işte 90 kilo, 100 kilo bir yolcu olduğu zaman biz onda biraz kuvvetli bir rüzgar bekliyoruz. Bizim uçabilmemiz için, yani yamaç paraşütünün uçabilmesi için karşıdan bize doğru bir rüzgarın esmesi lazım. Şimdi bu rüzgar çok sert de olmaması lazım. İşte atıyorum 40 kilometre, 50 kilometre rüzgar eserse uçamayız. Ama ağır bir yolcu geldiği zaman bir 25-30 kilometre rüzgar karşıdan geldiği zaman çok rahat kalkıyoruz. Biz bunu da insanlara söylüyoruz. İşte yolcu ağırsa diyoruz sen şu gün gel, biz önceden hava şartlarını kontrol ediyoruz hafta içinden. Sürekli çeşitli programlar var işte internet üzerinden, telefonumuzdan. İşte şu gün hava güzel, bugün hava güzel. Uçuşa gitmesek de bunları kontrol ediyoruz. Uçuşa gideceğimiz günü önceden kontrol ediyoruz. İşte şu gün hava daha uygun, gayet uygun. O gün gidelim. İşte böyle ağır bir yolcumuz vardı. Hani onu da çağıralım, rüzgarda iyi, onu uçuralım. Yani onun dışında hafif yolcu olması çok sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi 20 kilo ben oğlumla uçtum. Şurada korkusu olanlar var. İşte bize ulaşıyorlar. Ben korkuyorum. Yani diyorum gel, hiç korkmana gerek yok. Gel izle, orada karar ver. Genelde de gelip bizi izleyenler uçuyor. Yani bu korkma aslında biraz da şey, korkuyorum diyor ama hiç uçtun mu veya hiçbir yüksek bir yere çıktın mı? Yok. Ama çıksam korkarım. Bir gel, belki korkmayacağım. Yani ben oğlumu uçurdum, hiç korkmadı. İner inmez babacığım bir daha uçalım dedi. Hatta o uçmanın zevkine vardıktan ilk sonra. İlk uçuş deneyimiydi. İlk uçuşuydu. Uçurdum. İnşallah bundan sonra da hani devam edecek. Dediğim gibi doğru kişilerle ve doğru malzemeyle yapılırsa, işte hocam kontrollü yedekten, malzemeden biraz bahsetti. Biz malzemelerimizi tabii çok iyi şey yapıyoruz.
Mesela bunu sudan koruyoruz, işte uçtuğumuz yerlerde. Çünkü biz ona canımızı emanet ediyoruz, o paraşüte. Tabii ki sigarayla yaklaşmıyoruz, kimseyi yaklaştırmıyoruz. İşte çalı diken olan yerlere malzememizi sermiyoruz. İner inmez işte üzerine kimsenin basmasına izin vermiyoruz. Güzel bir şekilde toplayıp, güzel bir şekilde nemli olmayan kuru bir ortamda malzemelerimizi şey yapıyoruz, muhafaza ediyoruz. Yani dediğim gibi çok büyük bir engel olmasa bir insanın uçabilir. Engelli insanlar da uçurduk. Ondan sonra hani ne bileyim işte 100 kilo insan da uçurduk. En ufağından 20 kilo birinci sınıfa giden öğrenciyi de uçurduk. Yani böyle. Seyircimiz mesaj atmış. Ben de yükseklik korkusu var, yoksa ben de uçarım demiş. Evet, işte bu spor dalının öndeki en büyük engel işte yükseklik yani, korkumuz var ya. Yükseklik korkusu olsun, onu yazan arkadaş gelsin, bizi izlesin. İnanın bizi izledikten sonra ben de uçacağım diyecek. Benim Erzincan'da eğitim aldığım hocamız vardı, bayan bir hoca. Diyordu ben işte 10. katın balkonundan aşağı bakamıyorum diyordu. Kendisi yamaç paraşütü eğitmeniydi. Mesela yarışmalara gidiyordu, 4000 metrede yamaç paraşütü. Yani yamaç paraşütü gerçekten güvenli. O bir de özellikle o çift kişi, tandem dediğimiz single, yani tek kişilikten kat kat daha güvenli. Hani biz single'da tek de uçuyoruz, tandem de uçuyoruz. Ben tek uçtuğum zaman çeşitli riskleri alabiliyorum. İşte çıkıyorum iniş alanına değil de başka bir yere gidip iniyorum. Veya işte rüzgar biraz fazlaysa tek olduğum için ben bu rüzgardan baş edebilirim diyorum. İşte uçuyorum veya işte uçulmaması bazı gereken yerler var. Orada riskleri tek başıma iken alabiliyorum ama çift kişilikte, tandemde bu tür riskleri kesinlikle almıyoruz. Ve çift kişilik tandem paraşütü tek kişiliğe göre daha güvenli. Çünkü alanı daha geniş, içine dolan havası daha fazla. Yani fiziksel yapısı itibariyle güvenli. Diğer paraşütlere göre işte havada kapanma olasılığı daha az. Bu şekilde çift kişi uçtuğumuz zaman daha güvenli uçuyoruz. Hava şartlarını işte iki kere kontrol ediyoruz. Hocamın dediği gibi o kuşandığımız kuşamları, harnesleri tekrar tekrar kontrol ediyoruz. Sonuçta bize öğretmeniz, yani bu bizim aslında bir hobi olarak başladık. Ve halen de benim ilk günkü heyecanımla devam ediyorum. Allah etmesin bir kaz olduğu zaman belki bu sporu bırakmak zorunda kalacağım veya bir başkasına zarar verdiğim zaman üzüleceğim. O yüzden tamamen güvenlik önlemlerini alıyoruz. Kurallara tamamen yani uyuyoruz. Kural derken şöyle, mesela bir arabayla giderken kurala uymadığımız zaman, işte hız sınırı 120 iken biz 200 km hızla gidersek ne olur? Kaza yaparız. Bu bir kuraldır. Yani yamaç paraşütü de böyle. Kurallara uyduğunuz sürece, yani kurallar da basittir. Çok fazla rüzgarda uçmayacaksın. İşte havada sis var, hiçbir yer görünmüyor, uçmayacaksın. İşte yağmur yağıyor, ne bileyim, uçmayacaksın. Ve bazı bölgeler, mesela vadiye doğru, vadinin içine doğru uçmayacaksın. O yüzden bizim uçuş bölgemiz doğuda gerçekten çok güzel. Hazar Baba uçuşa en elverişli ve uçarken en çok zevk alınan, hani görsel olarak iki tane baraj görünüyor, işte Sivrice Gölü görünüyor. Ondan sonra Sivrice ilçesinin doğal bir güzelliği, dağın doğal bir güzelliği var. Güvenli, hoş bir uçuş oluyor yani uçtuğumuz zaman. Evet. Bu arada ilk kısımda bize mesaj atan Okan Aydemir, Okan Aydemir fotoğraflarını gösterdim Kenan Bey ve Fatih Bey'e. Uygundur dediler. Bence hemen onlara başvurmalısın. Bu keyfi sen de yaşamalısın. Selamlar tekrar. Sizin de mesajlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bir iki tane görselimizi yansıtalım. Bence uçuş nasıl yapılır onu da seyircilerimize anlatalım. Şöyle görsellerimiz üzerinden belki de Yasin'in videosu, davul çalan arkadaşım. Bu arada bu da benim arkadaşım Yusuf Deniz. Muhtemelen burası Ölü Deniz olacak. Ölü Deniz. O da bu programı yapacağımı bildiği için fotoğraflarını yolladı. Buradan kendisine selamlarımı yolluyorum. Sanırım bu spor için en uygun yerlerden bir tanesi de Ölü Deniz. Konuşalım İlerleyen dakikalarda ama şöyle bir girişle beraber başlayalım. Burada ikili uçuşlara, ikili ve tekli, ikisini de anlatabiliriz. Aslında burada biraz kendimi övmek gibi ama marifet bendeydi. Evet. Hocam uçurdu ama burada rüzgar biraz zayıftı. Hani demin anlattığımız rüzgarın karşıdan gelmesi biraz yanlı geliyordu. Kalkışta o yüzden biraz fazla koştuk. Ben de yanlarındaydım. Ya çekiyorum şu anda zaten mavi bereli olan benim. Yanlarında durdum. Kendine bir hız kazandırmak için paraşütü çekiyorum ve hani düşmesinler diye işte. Çünkü rüzgar az, biraz da yanlı geliyor. İki arkadaşın da güvenliği burada biraz da aslında bana bağlıydı. Sonuçta davul da kucaklarında. Tabii davul var, farklı bir şey.
ben onların güvenlik için yanlarındayım. Hani aksi bir durum olduğu zaman direkt ikisini birden tutup hani güvenli bir şekilde durmamızı, tekrar denememizi sağlayacaktım. Burada işte rüzgar az olduğu için biraz fazla koştuk. O paraşütün içinin hava dolması, bir enerji dolması için biraz koştuk. Koştuktan sonra tam meyilli yere, yani eğim dediğimiz yere kavuştuktan sonra artık ben paraşütün havalanacağını anladım. Arkadaşları bıraktım. Onlar da zaten ayakları yerden kestirdi. Güvenli bir şekilde havalandılar. Ondan sonra Kenan hocamla arkadaş havada tabii baş başa. Ondan sonra Kenan hocamın tabii pilotajı orada işin içine girdi. Yani pilotluk deneyimi işin içine girdi. Beraber uçmuşlar. Dediğim gibi evde hocamla koltukta oturur gibi oturup çok rahat bir şekilde davulunu çalmışlar. Türkü söylemişler. Ondan sonra göl üstünde davul çalmışlar. İşte çeşitli konuşmalar tabii geçmiş. Ben insanlara anlatırken böyle anlatıyorum. Evde oturuyorsun koltuğunda, dizi izliyorsun. Aynı o şekilde gel. Tabii bilmiyorum ne kadar inandırıcı oluyor. İşte burada videoları izlesinler. Çok güvenli, çok zevkli. Havada davul çalabiliriz, soda içebiliriz. Hatta çiğ köfte bile yoğurabiliriz. Yani buyurun gelin denemesi bedava. Hadi bakalım. Guinness Rekorlar kitabında girecek bir şey bekliyorum sizden. Bir aktivite. Onu Yasin düşünüyor. Yasin diyor abi ben bir şeylerle uğraşıyorum. Bir projem var diyor. Diyorum açız yani. Buyur gel yapalım. Evlilik teklifi çok geliyor. Yani aynen. Kutlamalar geliyor. Mesela indiğimiz yere işte 5. ayımız, 1. yılımız. Bu şekilde sürprizlerle biz de yolcularımıza destek oluyoruz yani. Vallahi güzelmiş. Hiç aklıma gelmemişti. Evet. Güzelmiş galiba. Böyle onun dışında hiç anılarınız falan var mı? Bence buraya anıları da yerleştirebiliriz. Bununla ilgili anlatabileceğimiz bizlere, yani, seyircilerimize. Anı çok aslında. Anı çok. Anı çok. En ilginçleri anlatalım. Evet. Bir bayan arkadaşımız geldi. Eşinden izinsiz gelmiş. Haberi yok tabii. Çok seviyormuş uçmayı. Bize başvurdu. Tabii bizim bundan haberimiz yok. Tepeye çıkarken söyledi. Benim de eşimin haberi yok dedi. İyi dedik. İnşallah ineriz dedik. Neyse çıkışımızı yaptık. Orada küçük bir hata yaptım. Ben yaptım. Sormadım. Hani herhangi bir kalp, panik atak, platin falan vücudunda var mı diye. Sormadım. Normalde soruyorum. Ama o gün sorasım gelmedi artık. Çıktım. Hazır mısın? Bir şeyler yapacağım dedim havada. İrtifalıyız da böyle. Gölün üstünde bir 500 metre yüksekteyiz. Tamam dedi. Hazırım dedi. Başladım akrobasi hareketlerini. Kadın bir anda gitti. Kadın bir anda bayıldı havada. Havada bayılınca tabii ben de böyle biraz şey oldum, korktum. İşte yüzüne falan vurdum. Kendine getirdim işte havada. Dedi ki bende panik atak var. Dedim yani bunu niye söylemiyorsun bize? Diyor ki sen sormadın ki. Tamam dedim, hemen onu indirdim tabii bir şekilde. O zaman çok korkmuştum. Biri de vardı, aynen tecrübe etmişim ya. Böyle 40-45 yaşlarında bir bayan ablamız. Ben uçmak istiyorum dedi. İlk sorduğum soru, 45 yaşına duyunca herhangi bir hastalığın var mı? Hayır yok dedi. Tamam dedim. Uçtum. Yazın uçtum. Çok yüksek geldik Sirice'nin üstüne. Ve bildiğim her şeyi yaptım. Yani akrobasi hareketlerinde yapabileceğim hepsini yaptım. İndik, o kadar mutlu ki. Dedi sana bir şey söyleyebilir miyim? Buyur sor dedim. Dedi bende 5 tane stent var dedi. Ablam dedim niye öyle söylüyorsun, niye bana söylemedin falan. Ya yok diyor, sana öyle söylesen beni uçurmayacaksın diyor. Ben de bu zevkten mahrum kalacağım dedi. Yani böyle ve bunun gibi onlarcası başımıza geliyor. İranlılar geldi, uçurduk. Litvanya'dan geldiler, uçurduk. Ve böyle bakıyorlar Elazığ küçücük bir şehir, küçücük bir şehrin bunun ne işi var burada. Çok şaşırıyorlar ve uçuyorlar, çok da beğeniyorlar. Bu ve bunun gibi onlarca hikayemiz vardır herhalde. Evet Fatih yani, Bey sizden de alabiliriz. Yani biz de Malatya'ya gittiğimizde uçmaya gittik. İşte arkadaşlar uçuyoruz. Yine hocamın dediği gibi soruyoruz hani işte bir şeyiniz var mı yok mu gibisinden. Arkadaşım bir tanesi dedi ki yok dedi. Bizim hani hiçbir şeyimiz bir şeyim yok dedi. Ben uçabilirim. Tam hazırlandık. İşte uçacağız. Allah'tan demek ki orada aklına geldi. Hocam dedi benim dedi bel kemiğimde kırık var dedi. 5 tane yerde dedi bel kemiğim kırık, platin var dedi. Hocam dedim yani lütfen o zaman sen de şöyle kenara ayıralım. Yani dediğim gibi biz en başında hani insanlara söylüyoruz.
İşte hani insanlar diyor ya güvenli mi şey mi? Evet. Geldiği zaman biz hastalığınız var mı? Mesela tabii ki riskli bir şey varsa yani o arkadaşlar kötü bir şekilde sonuçlanacaksa onu uçurmuyoruz. Yani biz de uçmuyoruz. Yani bu şekilde onun dışında hani ne bileyim uzun süredir uçuyorum. Herhangi bir çok büyük bir kazayla karşılaşmadık. Bir yedek durumumuz da mesela olmadı. Yedek atma durumumuz. 6 yıldan beri de bu sporla uğraşıyorum. Yani kurallara uyduğunuz sürece ve insanlara da bu işte yardımcı olduğunuz sürece bir tane arkadaşımız geldi. İki tane yeni başlangıç almış, iki arkadaş il dışından gelmiş, biz uçacağız dediler. Şimdi baktık bir tanenin malzemesi çok güzel. Adam yeni malzeme almış, tam uçmaya uygun. Ama diğerinin malzemesine bakıyorsun, yani malzemenin hani ömrünü bitirmiş. Artık uça uça o malzeme uçmaz duruma gelmiş. Yani böyle bakınca da anlıyorsun. Şimdi ikisini de hani aynı derece tanıyoruz. Biz diğer arkadaşıydık, seni uçururuz. Hani o kuşağında tek başına biz de yardımcı olduk. Elazığ'da arkadaşı uçurduk. Diğeri de dedi ben de uçacağım. Yani biz de hocam sen bununla uçamazsın bu malzemeyle. Yani biz seni uçurmayız. Öyle de biraz da bize gücendi, darıldı. Kendisi de biraz üzüldü. Hani yıl dışından gelmiş. Yani öyle bir anımız olmuş. Şimdi malzeme, insan diyoruz ki ya bu malzemeyle uçamazsın. Yani git bu malzemeyi değiş. Yani sonuçta tamam tek uçuyorsun. Kimsenin riskini de almıyorsun ama senin riskin de aslında. Yani sen bu riskini niye alıyorsun ki? Bu malzeme uçmaz. Git malzemeni değiş. Kendine güzel bir malzeme al, gel. O zaman biraz da kırılmıştı bize kendisi ama biz uçurmadık. Çünkü biz güvenlikten yanayız. Tabii. En başta güvenlikten yanayız yani. Öyle olması gereken. Bir iki mesaj okuyacağım sizlere. Merhabalar Melisa Hocam. Fatih Hocam'la Kenan Hocam'a selam olsun. Karın yağmasını bekliyoruz. Daha güzel şeyler yapacağız demiş Yasincan. Evet. Umarım. Ben de merakla bekliyorum Yasin. Neler yapacaksınız daha? İyi yayınlar Melisa Hanım. Programınızı severek izliyorum. Yamaç paraşütünde havada kalma ihtimalimiz var mıdır demiş seyircimiz efendim. Selamlar. Ya inememe gibi bir durum olabilmesi öyle bir şey değil. Olası değil değil mi? İnsanlar yok. Korkuyorlar biraz. Bugüne kadar hiçbir şey havada kalmamış. Yani bütün hava araçlarında olduğu gibi bizim yamaç paraşütü de en sonu yere inecektir. Yani bir şekilde yere ineceğiz. Tabii hava şartları güzel olduğu zaman daha güzel bir şekilde gelip iniyoruz. Yani bu yamaç paraşütü biraz da bilimsel bir teknik özellik olarak süzülme oranları var. Yani uçtuğunuz yerden atıyorum 10 metre ileri doğru gidiyorsa 1 metrede çöküş gerçekleşiyor. Yani 10 metre ileri gidiyorsak paraşütle 1 metrede aşağı doğru çöküyoruz. Ve böylelikle gittikçe bir aşağı doğru inme hareketi gerçekleşiyor. Kışın bu zaten stabil. Dümdüz aşağı doğru sürekli irtifa kaybederek yani yavaş yavaş tabii birer metre birer metre alçalarak geliyoruz. İniş alanında bu yamaç paraşütlerinin kontrolü var elimizde. İpi sağa çektiğimizde sağa dönüyor, sola çektiğimizde sola dönüyor. Yani hani insanların düşündüğü gibi burada ben uçtum Allah'a emanet nereye gittik öyle bir şey yok. Onu biz kontrol ediyoruz. İniş alanımızın üzerinde yeterli irtifaya gelince inişimizi gerçekleştiriyoruz. Ama yazın bu değişiyor tabii. Mesela yazın daha keyifli uçuşlarımız oluyor. Çünkü hava sıcaklığı, termik dediğimiz olay var. Isınan hava yukarı çıkıyor. O bölgeyi bulup orada daireler çizip irtifamızı işte 2000 metreden 2500 metreye çıkarıp daha uzun süreli uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Bir tane arkadaşım vardı bana ulaştı dedi ben çok uzun süre uçmak istiyorum işte akrobasi istiyorum adrenalin istiyorum. O zaman dedim yazın şu tarihte gel tamam dedi. Neyse bu yazında geldi tam dediğim gibi işte çıktık ben termik arıyorum hani yükselip arkadaş uzun uçmak istedi ya onu uçurayım diye. Bir ara bulamadım o termiği hani sürekli de paraşüt çöküyor artık iniş alanına gidiyoruz. Orada termiği buldum. Tekrar yükseldim. Tam Hazar Baba'nın 2400 metre zirveye kendisini yükselttim. Dedim iyi yani arkadaşlarla mahcup olmadık. Uzun uçmak istedi. Uzun uçuracağız çünkü bayağı bir yarım saat de oldu. Tabii ondan sonra kendisi döndü bana dedi artık yeter. İnmek istiyorum dedi. Tamam o zaman dedim. Sen istemiyorsan inme. Hemen iniş alanına gittik. Yani böyle havada şu soru da sık soruluyor. Hemen istediğimiz yere inebiliyor muyuz? İniş alanı varsa aşağıda ki bizim Hazar Baba'da var. Uçtuğumuz yerden itibaren göle kadar çeşitli ineceğimiz yerler var, uygun alanlar var. Atıyorum arkadaşımız hemen inmek istedi, onu hemen indiriyoruz. Yani öyle veya işte uzun süre uçmak istediyse yazın uzun süre uçuruyoruz. İşte akrobasi, heyecan istediği zaman göl üstünde bunları yapıyoruz kendisine. Kışın tabii uçuşlarımız bir 15-20 dakika sürüyor ama kışın da ayrı bir zevki var. Kar manzarası var,
Çok güzel video, fotoğraf, Instagram'lık bir fotoğraflar çıkıyor sizi kar yağdığı zaman. Hatta uçurmak istiyoruz beraber bir uçup bunu da böyle bir programda yayınlayabilirsiniz. Evet, böyle güzel söyleyeyim. Olur. Umarım o cesareti ben de bulurum. İnşallah. Evet, inşallah. Şey merak ediyorum. Şimdi dediniz ki irtifa kaybetmeye başladı dediniz. Yani bu havada kalma süresi var mıdır şu paraşütlerin? Mesela maksimum bir havada kalma süresi. İstediğiniz kadar uzatabiliyor musunuz? İşte bunu demin de dediğim gibi eğer termikli bir hava yoksa yazın, sıcak bir hava, termikli hava yoksa yani kışınki uçuşlarımızda havada kalma süresini uzatamıyoruz. Çünkü bu bize alakalı bir şey değil, havayla alakalı bir şey. Kışınki uçuşlarımız dediğim gibi 15-20 dakika sürüyor. Sürekli bir aşağı doğru çöküş meydana geliyor. İniş alanına gidip orada iniyoruz. Yani kışın ben işte 45 dakika, 1 saat uçmak istiyorum dediği için hani bizim paraşütler, yamaç paraşütü, bir motor gücü yok. Arkadan bizi bir itecek motor gücü olmadığı için sürekli bir çöküş yaşıyoruz. O ihtimal yazın var. Yazın 45 dakika, 1 saate kadar, hatta istemediğimiz zaman hani bazı uygun havalarda 1 saat, 1,5 saat uçmak isteyen arkadaşlar bize ulaşabilir yazın bu şekilde. Çift kişilik paraşütle de, tek kişilik paraşütle de havada kalabiliyoruz. Onun da tabii teknikleri var. Dediğim gibi termiği bulup, işte termik nedir? Isınan havanın yukarı doğru çıkması. Oradaki o güç yamaç paraşütünü yukarı doğru kaldırıyor. Biz de o bölgeden ayrılmıyoruz. Orada daire çiziyoruz. Ve daire çizdikçe irtifamız yükseliyor. Şöyle alçalma yerine yükseliyoruz. İşte 2000, 2100, 2200 ben çift kişilik paraşütle 2600'e kadar çıktım tandemle, yani iki kişi. O Hazar Baba'nın dağın arkası, o Bermaz Ovası falan görünüyor. Diyarbakır'a doğru o maden dağları falan gözüküyor. Yani tabii tek kişilikle bu 3500-4000'lere çıkan arkadaşımız da var Hazar Baba'da yazın. Yani bu termal aktiviteleri, termal oluşumları kullanarak yazın uzun süre havada kalıyoruz. Ama bu da şey değil. Mesela illa termik var, inemeyeceksin, uzun süre havada kalacaksın, öyle bir şey yok. İnmek mi istiyorsun? O termiğin içinden hemen çık. Yani düz uçuşa devam et. İniş alanına gel. Hızlı bir şekilde inişini gerçekleştir. Yani inmek istediğin zaman öyle işte ben havada kaldım, inemiyorum. Yani öyle bir şey yok yani, söz konusu değil. Bir de insanların korktuğu ve merak ettiği şey de ya suya düşersem? Hatta bunun muhabbeti olmuştu, o paraşütte üzerimize düşerse falan gibi bir düşünceler oluyor. Ama siz diyorsunuz ki iniş noktasını bile belirliyoruz. İniş noktasını biz belirliyoruz. Hocamın en başta söylediği gibi bu çift kişilik uçan pilotlar, biz Elazığ'da 3 kişiyiz. Yani uzun süre tek başına uçuyor. Ben 3 yıl tek başıma uçtum. Pilotajımı geliştirdim. Çok dar alanlara indim. İşte çok sıcak, çok termikli havalarda uçtum. İşte hiç termiksiz havalarda uçtum. Pilotajımı epey geliştirdikten sonra bu çift kişilik paraşüte geçtim. Bu çift kişilik paraşütte tek kişilikten daha güvenli olduğu için şu an yazın istediğimiz kadar havada kalabiliyoruz. İstediğimiz an gidip inebiliyoruz. Gölün üstünde istediğimiz kadar gezebiliyoruz. Ondan sonra gelip, yani ineceğimiz yeri kendimiz belirliyoruz. İstersek iniş alanına gelip göl kenarına iniyoruz. İstersek yolda hani önümüzdeki kişi aniden ben inmek istiyorum derse bile onu acil götürüp güvenli bir şekilde iniş alanımıza indirebiliyoruz. Yani yamaç paraşütü. Fatih Bey, karar verdik ve geliyoruz. Genel Bey, aynı sorum size de, sizin için de geçerli. Ve sizin bize şöyle bir isteğiniz oluyor mu bizden? Şu şu kıyafetleri giyin. Mesela bir güneş gözlüğümü takmak istersiniz veya neler istiyorsunuz giyim kuşam olarak uçmak isteyen kişilerden? Şöyle, çok farklı bir beklentimiz yok. Ayakkabıların topuklu olmaması gerekiyor. Düz taban böyle spor ayakkabı, evet, olsa çok iyi olur. Evet. Kot pantolon, etek falan da olmuyor. Üstte de üşümeyeceğiniz bir kıyafetle gelebiliyorsunuz. Zaten kaskı biz veriyoruz, koruyucu kaskı. Uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir eğitime gerek yok, sadece briefing veriyoruz. Şunu 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 yapacağız, inişte şunu 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 yapacağız. Başka bir şey yok yani. Siz manzaranın tadını çıkartıyorsunuz. Evet. Böyle bir şey. Arkadaşlar, bir fotoğrafları da yansıtalım, güzel. İşte yani ekstrem bir şey yok. Fotoğraflardan, evet, da çekiyoruz. Bakın şu an zaten var burada da. Video çekiyoruz. Güzel bir şekilde. Aynen. Güzel güzel fotoğraflar çekimler çekiyoruz. Ondan sonra indiğimiz zaman işte yolcuya veriyoruz bu fotoğrafları, hatıra anı olsun diye. Çok güzel Instagram'da fotoğraflar çıkıyor. Onu söyleyeyim. Değiştirelim arkadaşlar fotoğrafı, zaten Instagram için özellikle yapılıyor. Bu Ölüdeniz'de biraz konuşalım mı? Neden? Yani bu yamaç paraşüt deyince insanlar orada çok fazla deneyimliyor.
Çok mu güzel? Şöyle söyleyeyim. Bura Kemer. Ölüdeniz değil. Burada tekne bizi çekiyordu. Biz bir sezon orada çalıştık. Evet. Bildiğiniz sahilden tekneye bağlanıyoruz. Tekne bizi 1000 metreye kadar çıkartıyor. 1000 metrede tekneden ayrılıyoruz. Ondan sonra uçuşumuza başlıyoruz. Bu farklı bir şey. Tov uçuş diyoruz buna. Çok farklı bir şey. Türkiye'de de çok geniş bir şey, yelpazesi yok. Onun kullanıldığı malzeme, winch dediğimiz olay çok farklı bir olay. Çok pahalı bir şey. Ölüdeniz'e gelelim. Ölüdeniz... Değiştirelim fotoğrafı arkadaşlar. Evet hocam, buyurun anlatın lütfen. Ölüdeniz çok farklı bir manzarası olan, çok farklı yüksekliklerde, farklı tepeleri olan uçuşa, Türkiye'de uçuşa en uygun bölge. Yani oraya gittiğinizde çok şiddetli bir yağmur yoksa, çok yoğun bir sis yoksa mutlaka uçmadan dönmüyorsunuz. Ve Türkiye'nin turizmde dünya pazarına açılan yamaç paraşütü noktalarından biri. Ve burası paraşütçülerin dilinde paraşütçülerin hacı diye geçer. Çünkü oradan uçmayan yoktur bizde. İlk aşamada tabii ki vardır, başlangıç aşamasında. Ama ileri seviyelerde yoktur uçmayan. Burada 1700 metre yükseklikten çıkıyorsunuz, 1800 metre yükseklikten çıkıyorsunuz ve farklı 1900 metre yükseklikten çıkıyorsunuz. Çok yüksek bir şekilde denizin üstüne geliyorsunuz ve deniz ve yeşillik sizi karşılıyor. Böyle olunca da turizmin cazibe merkezi haline geliyor. Bizim bunlardan farkımız ne? Bizim çok yüksekliğimiz yok. Gölün üstüne maksimum 500, 600 ya da 1000 metre yazın geliyoruz. Ama bizim yeşilliğimiz biraz eksik. Maalesef. Evet, maalesef. Onu da şey yapıyorlar. Ağaçlarımız büyüdü. Bir 5-10 yıla çok güzel bu yeşilliği sağlayabiliriz bence. İnşallah. Arkadaşlar fotoğrafımızı da değiştirelim. Ben bir tane de mesaj okumak istiyorum. Evet. Peki hocam, aşırı bir rüzgar çıktı diyelim. Suya düştük, ne olur boğulur muyuz? Yani insanlar gerçekten yani, aşırı rüzgar çıkması gibi bir ekstrem bir durum olabiliyor mu? Aşırı bir rüzgar çıkma ihtimali yok. Arkadaşlar ters rüzgar diye bir terim yok. Yani zaten doğa olayları, ben demin de anlattığım gibi öncesinden meteorolojiye bakıyoruz. Hava şartları uygun mu değil mi? Uygunsa, meteorolojinin verileri uygunsa yolcularımıza söylüyoruz. İşte şu gün uçuşumuz var, buyurun gelin. Oraya gidiyoruz. Yine olay tabii bitmiyor. Yani tepeye çıktığımız zaman hocam da bahsetti, bir 5-10 dakika, 15 dakika havayı kontrol ediyoruz. Zaten ani bir rüzgar artışı veya ani bir yağmur olduğu zaman bu meteorolojik olaylar öncesinde kendini belli eder. İşte nedir? Ani bir yağmur, şimdi gökyüzü, güneş pırır pırır, masmavi bir gökyüzü, yağmur oranı sıfır. Yani 10 dakika içinde burada yağmur yağabilir der misiniz? Diyemezsiniz. Çünkü yağmur yağmaz. Yağmurun yağması için önce bir bulutların oluşması lazım. Ha, beyaz bulutlarda yine sıkıntı yok. Yağmur yağması için bu bulutların biraz da kararması lazım. Tabi gökyüzüne çıktık. Bulutlu ve bulutlar kararmış. Ha, biz ne diyoruz? Arkadaşlar burada 15 dakika içinde yağmur başlayabilir. Yağmur yağma ihtimali var. Bu ihtimali olduğu için uçuşlar iptal. Uçmuyoruz. İşte o zaman da tabii bizi dinlemeyip uçanlar olursa da havada yağmura yakalanıyorlar. Bu da tabii kötü bir olay. Havada biz uçarken yağmura yakalanmak istemiyoruz. Yanmasını da istemiyoruz. O yüzden tabii yağmurun, işte rüzgarın, ani bir fırtınanın önceden belirtileri vardır. Tabii biz bu eğitimi alırken meteoroloji eğitimi de aldık. Hatta eğitim verirken bize gelen yamaç paraşütü öğrencilerine meteoroloji, işte teorik dersi dediğimiz derslerin içinde meteoroloji dersi var. İşte rüzgar limiti kaç olması lazım? Rüzgar ileride artacak, bunun belirtileri nedir? İşte yağmur bulutu hangisidir? İşte termik bulutu hangisidir? Bu bilgileri biz eğitim almadan öğrendik. Eğitim alan insanlara da öğretiyoruz. Bir de şöyle söyleyeyim. Diyor ki işte şu an hava uygun mu? Uygun. Rüzgar uygun mu? Uygun. Peki diyor, biz havaya çıktık. Ters rüzgar oldu, ne yapacağız? O önemli değil. Yani biz kalkmamız için karşıdan gelen bir rüzgar var. Diyelim rüzgar karşıdan geldi ve havalandık. Biz havalandıktan sonra rüzgarın geldiği yer önemli değil. Nereden gelirse gelsin, artık kalktık. Bir de inişte rüzgarı karşılamamız gerekiyor. Bunda da zaten iniş aralarımızda rüzgar yönü gösteren vinsaklar dikiyoruz. Rüzgar gülü, vinsak neyse. Onlar bize rüzgarın yönünü gösteriyor ve hatta bizde telsizler var. Aşağıdaki kişi işte yukarıdaki pilotlara anons geçiyor. Arkadaşlar iniş yönümüz budur. Rüzgar şiddetimiz şu budur. Ona göre inişlerinizi, işte iniş yönümüz göle doğruysa göle doğru veya dağa doğruysa dağa doğru bizi uyarıyor.
O uyarmalar olmasa bile iniş alanında mutlaka rüzgar yönünü gösteren aletlerimiz, rüzgar güllerimiz var. Onlara bakarak gelip inişimizi güvenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yani rüzgarı, bulutu, işte yağmuru hiç kimse şey yapmasın yani, hani kafaya takmasın. Bunu biz zaten önceden belirliyoruz. Yani mesela geçen hafta işte nedir uçmadık çünkü hava yağışlıydı, iki günde yağış vardı. Ha, ara ara yağmur duruyordu ama işte hava bulutlu, hava bulutlar siyah. Bu siyah bulutlar bize ne anlam ifade ediyor? Yağmur yağacak. O zaman ne yapıyoruz biz de? Hani uçmuyoruz. O yüzden havada böyle sürprizlerle karşılaşmıyoruz. Bir şey uçuş sırasında mesela aşağı inmek istiyoruz ya, artık yere ineceğiz. Bu toplam kaç dakika sürüyor inmemiz? Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi bu kışın 15 dakikayla 20 dakika. Yok yok, mesela karar verdik ya artık irtifa da kaybetmeye başlayacağız ya. Toplam 2 dakika falan şöyle, sürüyor ben, diyebilir miyiz? Aynen, ben havadayım. İşte acilen inmek istiyorum. İrtifama bağlı. Atıyorum 500 metre bir irtifadaysam, ben 500 metreden irtifada çeşitli irtifa kaybetme teknikleri var. İşte kulak kapama, işte wing over, spiral atma, bu terimler tabii paraşüt terimleridir. Bunları kullanarak 2 dakika içerisinde, 1,5 dakika içerisinde, 2 dakika içerisinde 500 metreden ben inerim. Tabii bu irtifaya bağlı. 50 metredeysem 20 saniyede inerim. Yani irtifam 50 metreyse yere, hemen 50 saniye içinde, 40 saniye içinde inerim. Ama tabii dediğim gibi yükseksem, 500 metreysem bunu 2 dakikaya, 2,5 dakikaya kadar şeyi var, süresi var. Öyle söyleyeyim. Yani inmek çok problem olmuyor. Hani öyle söyleyeyim. Aniden de inebiliyoruz. Genelde bizim yolcularımız çok inme taraftarı değil. Biraz daha gezelim, biraz daha havada kalalım. Tabii, biraz yukarı daha uçalım gibisinde, biraz daha bu işin zevkine varalım gibi şeyler istiyorlar. Ama havada inanın süre çok hızlı geçiyor. Yani ben bir kere bir uçuş yaptım. Biz işte arkadaşım, yani Kenan hocam da söyledi, Kemer'de uçuş yapıyoruz. Kemer'de bilet satarken 20 dakika diyorlarmış. 20 dakika uçuş süresi diyorlarmış. Öyle bileti satmışlar. İşte geldiler, ben de uçurdum. Bizde cihaz var. Hem benim yüksekliğimi gösteriyor hem de uçuş süresi kaydı tutuyor. İndik. İşte yolcu İngilizce bir şeyler söylüyor falan. Ben anlamadım. Dedim ne diyor falan. Diyor, dedi ki siz bana bileti satarken 20 dakika dediniz. Ben 5 dakika uçtum diyor. Hani bu nasıl oluyor? Ben hemen cihazı gösterdim. 19 dakika 58 saniye. Yani 2 saniye yok ki 20 dakika olsun. Dedim bak cihaz var burada. 20 dakika uçmuşuz işte. Yolcu öyle gelmiş. 5 dakika uçtuk gibi gelmiş yani. İşte keyifli olunca. Keyifli olunca evet, çok uçmak istiyorlar. Uzun süre havada kalmak istiyorlar yani yolcularımız. Bizim şöyle bir 9 dakikamız var sanırım. Ben size 1-2 soru daha sormak istiyorum. Arkadaşlar arkada fotoğraflarda dönebilir. Bunlar renkli, güzel oluyor. Siz Elazığ temsilen herhangi bir faaliyette bulunuyor musunuz, katılıyor musunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Evet. Şöyle, Türkiye geneli yamaç paraşütüyle alakalı yarışmalar yapılıyor, festivaller yapılıyor, organizasyonlar, değişik değişik organizasyonlarda yer alıyoruz. Bu yıl yaptığımız, katıldığımız birkaç festivalden ya da yarışmadan bahsedeyim. Akşehir'e öğrenci gönderdik yarışma için. Cross yarışması, uzun mesafe yarışmaları. Şırnak'a hedef yarışması için öğrencilerimizi gönderdik. Biz de katıldık. Malatya'da yapılan hem Levent Vadisi Festivali'ne hem de hedef yarışmasına katıldık. Daha öncesinden Kıbrıs'ta, Aksaray'da, Kayseri'de, Ali Dağı'nda, Erzincan'da, Mardin, Derik'te, yani en uzak yerlerimizden biri Mardin, Derik'te, Şırnak'a da katıldık. Bunların içinde en son katıldığımız ve en uzun süreli olan büyük bir festival, Samsun'a katıldık. Yani Esak bayrağını götürdük, diktik oraya. İnanılmaz bir festival var. Ve ben orada neden Elazığ'da bizim halkımız böyle değil diye bir şeyde bulundum, serzenişte bulundum. Yani daha Samsunlular sanki daha yıkılmıştı. O kadar kalabalıktı ki hepsi halk, normal, sadece gençler değil. Bildiğiniz Samsun halkı daha yıkılmıştı ve uçmak için sıraya giriyorlardı. Biz de Elazığ'da böyle faaliyetlerin olmasını çok istiyoruz. Daha önceden bir iki faaliyet yapıldı ama oturmadı. Yani sistematik hale gelmedi. Peyderpey gelseydi belki biz de Samsun gibi olabilirdik. Ama biz yılmadık, devam edeceğiz inşallah. Yani elimizden geldiğince Elazığ'ı tüm platformlarda
temsil etmeye çalışıyoruz. Bu yarışma olsun, bu festival olsun ve derece de alıyoruz. En son Malatya'da kız pilotlarımızdan, bayan pilotlarımızdan biri birinciliği aldı. Çok güzel. Bu çok güzel bir duygu. Kupayı biz kaldırdık yani. Yani elimizden geldiğince dediğim gibi ilimizi her yerde temsil etmeye çalışıyoruz ve başarıyoruz bunu esak olarak. Evet. Peki yerel yönetimlerimizden destek alıyor musunuz? Herhangi bir destekleri var mı? Şimdi destek alıyoruz. Özellikle son 2-3 yıldır Elazığ'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu var. ASKF dediğimiz. Başkanı da Sayın Mustafa Gül. Evet. Valilik ve özel idare bünyesinde Sayın Başkanımız bize elinden geldiğince yardım ediyor ve iki tane paraşüt aldı bize, kulübümüze yani. Bu biri yarışma paraşütü, biri de eğitim paraşütü, sadece öğrencilere ait. Buradan gerçekten Mustafa Bey'e ve ASKF'ye teşekkür ediyorum. Sadece bize değil, Elazığ'da sayısını hatırlamıyorum. Eminim 80-90 tane spor kulübü vardır ve bunların hepsine destek veriyor. Herkesin kayak kulübüne kayak malzemesi, futbol kulübüne futbol malzemesi. Bizden ne istiyorsunuz? Bize sordular. Biz de paraşüt istiyoruz. Yani bizim ayakkabı, krampon ayakkabıyla işimiz yok dedik. Ve sağ olsun 2 yıldır bizi destekliyor ve destekleyeceğini de söylüyor organizasyon olarak. Sivrice Belediyesi kepçe konusunda işte lazım oluyor bazen. Kepçedir, griderdir, dozerdir falan. Bize yardımcı olmaya çalışıyor. Lakin bu Hazar Baba Kayak Merkezi'nin orada kışın uçuş yaptığımız take-off'ta ufak bir sıkıntımız var. Zipline denilen macera parkı yapılan nokta bizim paraşüt noktamızı, kalkış noktamızı şu anda egale etmiş durumda. Ve biz oradan kalkış gerçekleştiremiyoruz. Biz gerekli yerlere, belediyeye, işte özel idareye falan başvurumuzu yaptık. Orada bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Lakin kar yağdı. İnşallah kar biz hemen tekrar girişimlerde bulunup bu işimizi hallederiz. Yoksa bu kış uçamayabiliriz. Böyle bir ta Hazar Baba kayak take-off'umuz açılana kadar. Bu konuda inşallah bize yardımcı olurlar. Umarım inşallah. Bu arada tek uçuş noktamız Hazar Baba mı? Yani özellikle oradan bahsettik sıklıkla. Hazar Baba değil tabii. Çeşitli yerler var ama dediğim gibi en uygun yer Hazar Baba. Hatta ben şöyle söylüyorum. Doğu'nun Ölü Denizi. Yani gerçekten o kadar uygun, o kadar güzel. Mesela bu eğitim verdiğimiz bir tepe var. Keban yolu üzerinde. Orası biraz alçak bir tepe. Tam eğitim yapılacak bir tepe. Eğitim tepesi 150 metre kadar. Keban yolu üzerinde, bu Abdullah Paşa'nın üzerinde su deposu var. Oradan ufak bir tepe. Oradan uçuyoruz. Ben geçen sene Ağın'a gittim. Ağın'da bir tepe vardı. Oradaki tepeden işte uçtuk. Sayın Kaymakamımız ve misafirler gelmişti. Orada 3 kişiyi ben uçurdum. Orada da uçurabilecek bir tepe bulduk. Aslında yani biz şu an sizin de başta dediğiniz gibi hani bu yamaç paraşütü çok tanınmıyor. Aslında gitsek her ilçede bir tane yamaç paraşütüne uygun tepe bulup orada uçabiliriz. Oradaki insanlara da bu sporun yapılabileceğini, orada o ilçede yapılabileceğini gösterebiliriz. Hatta bu sol tarafta o şey poligon muydu? Poligon, orada bir tepe vardı. Orada bir tane tepe bulmuştuk. Güneyli tepe. Oradan bir ilk uçuş gerçekleştirdik. Yani dediğim gibi bu yamaç paraşütü yaygınlansa, bu yamaç paraşütü Elazığ'da tanınsa, inan ki bizim bu Elazığ'ın coğrafyasında çok çok fazla uçacak tepe bulabiliriz. Uçurabilecek tepe, hatta tüm ilçelerde. Dediğim gibi biz Ağın'a gittik. Mesela Ağın'da bir tepe bulduk. Orada uçurabilir. O tepede anladım, uçuş yapabiliriz. İnanıyorum ki diğer ilçelerden de yapılabilir. Bunlar şey yapabilir. Ama biz Sivrice, Hazar Baba hem göl hem doğası güzel olduğu için genelde sık sık orayı tercih ediyoruz. Evet. Son olarak şunu soracağım size. Vaktimiz çok az kaldı. Bu sporu yapmak isteyenlere, yeni başlayacak olanlara tavsiyeleriniz vardır. Mutlaka onları alalım bence. Öncelikle karar vermeleri gerekiyor. Bu işi çok sevdiğinden emin olmaları gerekiyor. Ben işte uçtuğumda mutlu olacak mıyım? Bu bizim için çok önemli. Çünkü bizim paraşütlerle, tabiri caizse paraşütlerimizle böyle bir şeyimiz var. Havada konuşabiliyoruz.
agresif hareketlerde kızabiliyoruz. Bu şekle gelmesi lazım, karar vermesi lazım, kendine güvenmesi lazım. Yükseklik korkusu diyorlar da, yükseklik korkusu, ben bile yüksek bir binadan aşağı baktığımda başım dolanabiliyor. Ama biz hareket halinde olduğumuz için kesinlikle öyle bir korku kalmıyor. Bunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Arkadaşlar karar verin. Kendinizden emin olun. Yapabileceğinize inanın. Ve biz daima sizin yanınızda olacağız gelişene kadar. Siz kendi başınıza tepelerden kalkıp inene kadar biz hep sizin yanınızda olacağız diyoruz. Ve bekliyoruz. Evet. İkleyeceğimiz bir şey son var mı? Son olarak evet. Şöyle söyleyeyim. Elazığ Sportif Havacılık Kulübü Instagram adresinden bize orada ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz. İnanın ki bütün kafanızdaki soruları cevaplayacağız ve bunları gidermiş olacağız. Evet, çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Bizi aydınlattınız. Güzeldi konumuz gerçekten. Efendim demek ki ne yapıyormuşuz? Böyle bir spor eğer tecrübe etmek istiyorsak özellikle doğru kişilerle doğru zamanda buluşup gidiyormuşuz. Aslında tehlikeli değil. Sadece biz bilmediğimiz için biraz çekiniyoruz. Bunu sizlerle beraber işledik. Şahsen benim korkularım kalmadı diyebilirim. İnşallah ben de tecrübe edeceğim. Programımızın sonuna geldik efendim. Sizlere mutlu hafta sonları diliyorum efendim. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.